kırmızı bir çember içerisinde Made in Turkey yazısı. Üzerinde zengin kız fakir olan yazılı bir düğün davetiyesi. Davetiyenin içinde oyuncuların görüntüleri eşliğinde jenerik akıyor. Kemal Hüseyin Avni Danyal, Serpil Ayda Aksel, Nurhan Ufuk Özkan, Biricik Ecem Özkaya üstünde, Sarp Mahir İpek, Rüyam Gözde Okur, Şükrü Kemal Kuruçay, Meryem Şeyla Halis Çiçeklemir, Junior Kemal George Çavucoğlu, Badire Zerrin Epikmen, Mahmut Ferdi Akarnur, Fatma Gülnihal Demir, Ramin Necat Habibov, Burhan Özgür Aydın, Hakan Ali Barışık, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Metin Açıkgöz, Yaşar Arak, Caner Güler, Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Hasan Tolga Pulat. 81. Bölüm. Manzarada güneş ufuktan batarken denizin ortasında tek başına bir kayık. Görüntü villanın bahçesine geçti. Ailece salonda oturmuşlar. Hayli heyecanlı görünen Rüyam stresten tırnaklarını yiyor. Baba, baba. Anne ne yapıyor? Babam uyukluyor. Ya hiç sorma Nurhan. Bugün alışverişe gittik. Elbise deniyorduk. Kabine girdi üstünü değiştirmeye. Çıkmaz Allah çıkmaz. Ben de merak ettim. Açtım abiyle kabini. Baktım içeriye ki eli böyle pantolonunda uyuyakalmış. akşam yediği bir şey dokundu herhalde. Sabaha kadar uyuyamadı. Ay Rüyam. Ay yedin bitirdi şu tırnaklarını yeter tamam. Çok heyecanlı yavrucak, ne yapsın? Ay yine heyecanlı anneş kocuğum, kalp krizinden gideceğim şimdi. Ama haklı değil mi ya? Uzun bir zamandır Sarp'ın ailesiyle tanışmak için bekliyor. Geldi, geldi. Zahra az geldi, gel Kemal Bey. Geldiler. Herkes üstünde çeki düzen versin. Şu anne babamı, babamı uyandır. Baba, baba, baba. Mahmutçuk. Mahmut, geliyorum. Biricik, nasıl? Üstüm başım düzgün görünüyor mu hayatım? Ha? Harika görünüyorsun hayatım, süpersin. Geliyorlar, geliyorlar. Nefesler tutuldu, sabırsızlıkla kapı tarafına bakıyorlar. Derken görüntü karardı. Kız Kulesi manzarasıyla açılan görüntünün üzerinde iki bilemedin üç gün önce yazılı. Günaydın Serdar. Günaydın Nurhan. Nurhan bankaya geldi. Günaydın. Günaydın Erdem. Tuğba nerede Erdem? Günaydın Nurhancığım. Tuğba bugün izinli. Görücü gelecekmiş de hazırlık yapıyor. Aa hadi hayırlısı. Aha. Ne diyorsun oğlum sen? Tuğba'yı mı isteyecekler? Eyvah! Ama ben sana dedim elini çabuk tut dedim ya. Demedim mi oğlum? Ya bu çok kötü oldu ya. Abiciğim bir sakin olur musun? Tuğba'ya gidecek görücü biziz zaten. Ne? Lan... Nasıl ya? Hakikaten mi? Evet abicim. Eh be oğlum, niye başından doğru dürüst söylemiyorsun ya? Adamı heyecanlatıyorsun ya. Ödüm patladı Tuğba'yı birileri istiyor diye. İyi hadi bakayım. Hayırlısı olsun Erdemciğim. Sağ ol abicim de. Biliyorsun annem çok hasta. Bu yüzden de Tuğba'yı istemeye annemle gidemeyeceğiz. Allah şifa versin biliyorum ya. Akrabalardan kimle gidiyorsun? Pek burada akrabam yok. Müdür beye rica ettim, o da sağ olsun kabul etti. İyi. Koskoca bankanın müdürü etkileyici olur tabii ki. İyi. Yalnız abicim, seni de gelmeni istiyorum. Abi beni karıştırma bak, ben yapamam böyle şeyleri biliyorsun. Nurhancığım, beni bu deliyle yalnız başına göndermeyeceksin değil mi? Erdem iki ay önce olsa tamam ben de deli derdim ama adam tedavi görüyor. Artık eskisi gibi değil, iyileşiyor, deli falan deme, ayıp oluyor. Günaydın Nurhancığım. Müdür Lütfü elinde yaklaşık 1-1,5 metre uzunluğundaki su borusuyla karşılarında. İkisinin de yüzünde şaşkınlık ifadesi. Sence değil mi abi? Günaydın Müdür Bey, bu nedir? Bu bilmece Nurhan. Hadi ya, bana su borusu gibi geldi. Evet, su borusu. Ama bunun içinden su aktığını düşün, hiçbir şekilde göremiyorsun. Suyun... Hangi tarafa aktığını nasıl bulursun Nurhan? Nurhan boruyu müdürden aldı. Kolay gelsin. Çalışalım arkadaşlar. Müdür baya prodüksiyon da yapmaya başladı. Şuraya bak. Boruyu abicim nereden bulursun? Nereden söker getirirsin? Sarp'ın şirketinin olduğu bina. Zehra Cavidan'ın masasına oturmuş. Rüyam şimdi şirketten içeri girdim hayatım. Yüzük mü? Ne yüzüğü ya? Ha sana aldığım yüzükten bahsediyorsun.
Bir saniye hayatım, bir saniye. Zehra Hanım, rüyam için aldığımız yüzük küçülttürülecekti. Ne oldu? Halloldu mu? Burada efendim. Bizzat gidip kendim aldım. Ha rüyam. Tamam canım, halledilmiş. Ne oldu? Çok mu beğendin? Ay hemen takmak istiyorsun ha? Yerim ben seni. Tamam canım, tamam. Alışverişe mi? Ha. Öğleden sonra. Burada olacaksın. Tamam. Tamam, bekliyorum canım. Oldu, görüşürüz. Hadi hoşça kal. Zehra Hanım. Öğleden sonra full siz burada takılıyorsunuz. Cavidan da içeride, tamam mı? Anlaşıldı efendim. Bu arada Cavidan nerede? Cavidan Hanım ortalarda yoksa kesinlikle ayna karşısındadır. Evet, evet tabii. Yani şimdi aynadan yansıyan şey çok güzel olunca ister istemez onun karşısından da ayrılamıyor. Ya da hiçbir işi olmadığı için. Diyorsunuz. Evet, o halde şöyle yapalım. Zehra Hanım siz buyurun, içeri geçin, istirahat edin. Ben Cavidan'ı çağırayım da biraz iş vereyim ona, çalıştırayım ya. Peki efendim. Buyurun, buyurun. Caviş! Caviş! Aman, aman, aman. Böyle bir güzellik görelim de gönlümüz açılsın ya. Ay, patroncum gelmiş. Ne yapıyordun Caviş? Aynanın karşısında güzelliğini mi seyrediyordun? Ay yok ayol. Engin'cim kolye almış. Ona bakıyordum. Nasıl? Beğendiniz mi? Engin'cim mi? Kolye mi? Ne diyorsun sen ya? Bir cümle içinde 1000 tane faal var. Ay siz beğenmediniz. Ben bunun neyini beğeneceğim ya? İş portamalı o. Sahtedir o. Fake'dir o. Yara yapar bütün o güzel boynunu. Ay öyle demeyin patroncum. Çocuk bütün maaşını yatırmış bu kolyeye. Öyle mi? Demek ki bugün işten biri kovulacak. Ay ben miyim yoksa o? Ya sen niye kovulasın Caviş? Ay yoksa siz misiniz? Ay çok üzülürüm ben. Hayatım ben bu iş yerinin sahibiyim. Ay o zaman çok şey kaybedersiniz. Ben daha çok üzülürüm. İnşallah siz değilsinizdir. Ne anlatıyorsun sen bana ya? Engin kovulacak. Engin, Engin. Ay Engin'cim mi kovulacak? Evet. Engin ve Cim ikisi birlikte kovulacaklar canım. Ay yazık değil mi çocuğa? Tamam o zaman karar ver Cavidan. Ya sen ya o kovulacak. O, o gitsin. Kolye kalsın bende. Güzel. Alo. Ha Engin'cim benim. Kovuldun. Bakayım şuna bir. Ya kolye molye biraz kötü bir şey ama o güzel boynuna her şey yakışıyor seni ya. Yakın plan görüntüde Nurhan'ın çapı yaklaşık 2 santim genişliğindeki borunun içinden baktığını görüyoruz. Allah Allah. Olacak iş değil ya. Adam elime su borusunu tutuşturdu gitti ya. Nurhan'cığım ve sen beni bu adamla Tuğba'yı istemeye gönderiyorsun ya. O zaman niye başka birini bulmadın Erdem? Allah Allah konuşuyorsun zır zır. Abicim başka çarem yoktu. Ben sen gelirsin diye güvendim. Şimdi dur abi bir dakika ya. Dur şimdi bunun içinden su akıyor bir yöne doğru. Hangi yöne aktığını bulacağız değil mi? Peki bir şey söyleyeceğim abicim. Yani bu hani bir elle hissedilmez mi acaba ya? Ha? Abicim benim kaderim riskli bir yöne doğru akıyor. Sen boruyla uğraşıyorsun ya. Ya Erdem biliyorsun ben biraz çekingen yapılıyım ya. Ben streslenirim. Yapamam böyle şeyler. Utanırım ya. Abicim bak Tuğba'nın sert babasını bile ikna ettin. İsteyerek olmadı ama Erdem biliyorsun az daha olay çıkıyordu benim yüzümden. Tamam abicim biliyorum bazı bahtsızlıklar oluyor ama seninle başlayan her şeyin sonu iyi bitiyor. Of Erdem ya ısrar etme abicim ya. Nurhan oturduğu yerden kalktı, dikkatlice boruyu inceliyor. Bu sırada müdür Lütfü arkasından usulca yanaşıp kulağına eğildi. Bilmece çözdün mü? Hayır. Nurhan. Hayır çözemedim efendim. Ha bu arada Erdem'le kız istemeye gidiyormuşsunuz. Hadi göreyim sizi. Almadan gelmeyin ha. Gidebilecek miyim bilmiyorum Nurhan. Nasıl ya? Müdürüm söz verdiniz. O zaman aklımı kurcalayan bir bilmece yoktu Erdem. Şu anda orada rahat edemem. Kafam çok dolu. O yüzden bilmiyorum. Gelebilecek miyim?
Hayda, olur mu öyle şey hiç müdürüm ya? Ama sen bilmeceyi çözersen giderim ve kızı alır geliriz. Hadi kolay gelsin. Bozma. Dürbünle bakar gibi borunun içinden Erdem'e bakıyor. Evet. Engin'den kurtulduk. Gerçekten sinirimi bozmaya başlamıştı ya. Ha bir de Engin'cim diyorsun adama. Ay ama patroncum. O da bana Cavidan'cım diyordu. İyi de hayatım bu daha kötü bir şey ya. Ha bir de nereden bulduysak yakışıklı da herif yani. Ay evet. Ne diyorsun sen Cavidan? Ay yani sizinle boy ölçüşemez ama siz de beni çok ihmal etmeye başladınız. İhmal mi? İhmal nedir ya? Her gün buradayım. Epeydir bana hediye almıyorsunuz. Engin bu kolyeyi aldığında o kadar çok heyecanlandım ki anlatamam. Siz beni unuttunuz. Unuttun mu? Ya ben seni hiç unutulmuyor. Cavidan'ın elini öpüyor. Unutuyor muyum ben seni ya? Ay yoksa siz bana hediye mi aldınız patroncum? Şu an içim kıpır kıpır oldu. Boynunuza sarılmamak için kendimi zor tutuyorum patroncum. Aldım. İnanmıyorum. Nerede? Rüyamın yüzüğünü vereyim. Nasıl olsa parmağına uymaz. Yaptırırım diye geri alıp aynısından bir tane daha alırım. Evet. İşte burada. Tararara. Tek taş yüzük. Aman Allah'ım. Kocaman da taşı var. Senin için az bile o bir tane. Sen şimdi dene parmağına. Büyük gelecektir o. Onu küçülttürürüm ben sonra. Ay sanki ısmarlama olmuş gibi çüp diye oturdu. İşte bu olmadı. Oldu oldu. Hem de tam oldu. Ay çok teşekkür ederim. Patroncum. Sevinçle Sarp'ın boynuna sarıldı. Biraz sonra çıkar rüyama yenisini alırım artık. Gündüz vakti villanın bahçeden görünümü. Şimdi şey planım. Bir dakika. Hamsili pilavı yaptım. Hamsiyi kızarttım. Hamsili ekmeği yaptım. Dediğiniz her şey tamamdır. Lav böreği? Laz böreğini de en iyi yapan yerden aldırdım. Güzel. Ay peki bunları bir şey yarayacak mı? Hayatım merak etme. Her türlü yolu deneyeceğiz artık. Vallahi ben de çok işe yarıyordu. Kemal'in bana kızdığı zaman bütün hamsili yemekleri yaptırıyordum. Kendinden geçiyordu böyle bana. Niye kızdığını bile unutuyordu yani. Ay inşallah. Yani böyle dayımın bana yüz vermemesine dayanamıyorum. Hayatım ama ne yapalım? Ya her türlü yolu deneyeceğiz ve mutlaka seni affedecek bir yol bulacağız. E tamam kızlar hadi bakalım. Harekete geçelim değil mi? Şimdi ben gidiyorum sofrayı hazırlıyorum. Güzel sonra. Güzel hazırla. Hazırla sen. Hadi kızlar biz de görev başına. Hadi gelin gelin. Hadi hadi. Hadi kolay gelsin. Sağ olasın Biricik. Yok bir dakika Ekrem gel buzdolabı bana. Kemal masanın başında hamsili pilavdan mısır ekmeğine, turşu kavurmasından zeytinyağlı dolmaya kadar sofrada yok yok. La Şerpil. La Şerpil sen ne yaptın ya? Burası olmuş şölen sofrası gibi ya. Şş, baba ne oldu kız yoksa benim doğum günüm falan mı? Ay aşk olsun Kemal'im doğum gününü bilmiyor musun canım? Ne bileyim sorsan söyleyemem. Ha bunları görünce aklım başımdan gitti benim ya. Aman aman babacığım afiyet olsun afiyetle ye. Size bir şey söyleyeyim mi bakın. Ha bu hamsi var ya bu hamsi. İnsanoğlunun başına gelmiş en mükemmel mucize. Yani insan bundan yedi mi ne dert kali ne de tasa. Ya değil mi değil mi ne güzel ne güzel değil mi boncuğum? Evet anneciğim. Hatta bence bütün bunların üstüne ne iyi gider biliyor musun anneciğim? Ne iyi gider acaba? Bence Laz böreği. Uy! Laz böreği mi? Laz böreği geldi. Lan ne oluyor Şerpil? Bugün mucize üstüne mucize ya. Laz böreğini kokladı. Ha bu Laz böreği var ya, ha bu Laz böreğini koruma altına alıp şık ilan etmek lazım bunu yani. Afiyetle ye dayıcığım.
Nazlı'yı görünce yüzündeki tüm sevimlilik kayboldu. Ekşi ekşi bakıyor. Sepil, böyle güzel bir şeyi niye böyle hayırsız bir evlatla servis ediyorsun? Ama babacığım neden böyle söylüyorsun? Bak Nazlı yaptıklarından dolayı çok üzgün gerçekten. Kemal'im hadi şundan bir dilim al bakalım da sonra tatlı tatlı konuşalım. Hadi canım, hadi canım. Ne diyorsun sen Serpil ya? Ha bu tatlıyı böyle elimin tersiyle kaldırıp atmaysam tatlıya olan saygımdandır. İştahım kaçtı benim zaten. Dayıcığım. Nazlı kahroldu. Ağlamaklı gözlerle bakıyor Serpil'le Biricik'e. Cavidan parmağındaki tek taş yüzükten gözlerini alamıyor. Şunun güzelliğine bakın patroncuğum. Ben çok daha güzel bir şeye, sana bakıyorum hayatım. Rüyam şirkete geldi. Aa, Allah Allah. Kapıda güvenlik yoktu. Sekreter Zehra da yerinde yok. Ay yoksa bu şirkettekiler greve mi girdi? Ay patroncuğum. Yüzüğe her baktığımda içimden tekrar tekrar size sarılmak geliyor. Şu anda da baktığına göre. Sarılayım o zaman. Ay. Yanak yanağa sarıldılar. Ağır adımlarla Sarp'ın odasına doğru yürüyen Rüyam kapıyı açmak üzere. İçeride Sarp'la Cavidan yanak yanağa sarılmış duruyorlar. Ağır çekimde Rüyam kapının kolunu yavaşça aşağı indirip ofise girdi. Rüyam'ı karşısında gören Sarp şokta. Cavidan'a sarılmış bir halde öylece donup kaldı. Yüzünde şapşal bir gülümseme. Rüyam ise patlamaya hazır bir bomba gibi gözleri çakmak çakmak. Burnundan soluyan Rüyam hışımla kapattı kapıyı. Cavidan'la Sarp nefeslerini tutmuş Rüyam'a bakıyorlar. Yarı korku, yarı tedirginlikle. Sarp işte! Sen ne yapıyorsun burada? Rüyam? Ya sana soruyorum, bir cevap versene bana! Eyvah, bittim ben, mahvoldum. Sarpışka mı? Ya cevap versene, ne oluyor burada diyorum sana! Düşün Sarp, düşün, bir çare bul. Şuna bak ya, hala utanmadan sarılıyorsun kadına, ne yapıyorsun sen burada diyorum sana! Sakin ol hayatım. Tamam. Tamam Cavidan Hanım, tamam geçti. Kendinizi bu kadar üzmenize gerek yok. Gerçekten benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ne oluyor? Sen hanımefendiyi hatırlamadın mı hayatım? Nereden hatırlayacağım Sarp? İlk kez senin kollarında görüyorum. Nereden hatırlayacağım? Hayatım hani bir otelde yangın çıkmıştı. Ben alevlerin içerisinden bir hanımefendiyi kurtarmıştım. Ama o zaman baygındı. Rüyam hafızasını yoklar gibi. Geçmiş. Sarpışkan! Sarpışkan neredesin? Geliyorum hayatım! Sarpışkan! Sarpışkan aşkım! Sarp dumanların arasından kucağında Cavidan'la odadan çıktı. İkisinin de yüzü gözü is içinde. Aşkım ne oluyor? Aşkım. Yangın çıkmış herhalde. İmdat çığlıkları duyunca yan odadan hemen bu odaya geçtim. Boğulmak üzereydi kızcağız. Aşkım sen ne diyorsun? Ana döndük. Cavidan'a doğru yaklaşan Rüyam gözlerini dikmiş. Dikkatlice yüzüne bakıyor. Evet, bu o kadın. Evet, ta kendisi. Peki ne işi var senin kollarında Sarp? Hayatım ben... O gün hanımefendiyi kurtardıktan sonra biliyorsun mütevazı karakterim gereği bir teşekkür bile beklemeden olay yerinden ayrılmıştım. Evet. Çünkü baygındı. Evet. İşte Cavidan Hanım kendine gelince bana bir teşekkür edebilmek için her yerde yana yana beni aramış. Öyle değil mi Cavidan Hanım? Her yerde sizi aradım. Evet. Ben
Cavidan Hanım'ı kurtardığım zaman sadece ben bir kişiyi, yani Cavidan Hanım'ı kurtardığımı düşünüyordum hayatım. Yani? Meğer iki minik yavrunun annesini kurtarmışım. Sizin iki küçük çocuğunuz mu var? Ben de şimdi öğrendim. Ha? Yani Sarp Bey'in adresini şimdi öğrendim. Çocuklarım için de teşekkür etmeye geldim. Ah, rüyama. Meğer o iki minik yavrucak aynı yangında babalarını da kaybetmişler. Ne? Ne büyük felaketti Allah'ım. Bir an düşünüyorum da bu iki minik yavrucağın annesini o alevlerin içerisinden alamadığımı düşünüyorum. O anda o küçücük yavrucukların o güzelim gözlerinden tomurcuk tomurcuk gözyaşlarının geldiği geliyor gözümün önüne. Şuramda bir şeyler düğümleniyor. Eğer Cavidan Hanım'ı kurtaramasaydım kendimi asla affedemezdim. Ya Sarpışkom yapma. Ya aşkım. Aşkım sen meğer ne kadar önemli bir şey başarmışsın ya. Siz bir kahramansınız Sarp Bey. İşte Cavidan Hanım da bana bir teşekkür edebilmek için aramış, beni bulmuş. Az önce gördüğün şey de oydu. Yani minnettarlık dolu bir teşekkür sarılması hayatım. Ya ben ne kadar kötü bir insanım ya. Aklıma neler getiriyorum ya. Ah canım benim ya. Sarpışkom çok özür dilerim. Ah canım benim. Çok geçmiş olsun. Sarıldı Cavidan'a. Sarp'ın gözü Cavidan'ın parmağındaki yüzükte. Aman Allah'ım, yüzük. Rüyam görürse kendi yüzü olduğunu hemen anlar. Ay, ya o yangında Sarpışkom kadar cesur biriyle karşılaşmamış olsaydın. Çocukların adına da o kadar sevindim ki anlatamam. Çok teşekkür ederim. Ama her şey Sarp Bey'in sayesinde. Hani ya hala düşündükçe inanamıyorum. Yani eğer o yangında Sarpışkom olmasaydı. Ay, bak düşündükçe sinirlerim bozuluyor. Ellerim zangır zangır titriyor. Ümit ederim. Ay. Kim bilir? Ah canım, kim bilir sen bu felaketi yaşamış biri olarak yani kendini nasıl hissediyorsun, kim bilir? Ay aynen, ben de şimdi öleyim, bak ellerim titremeye başladı benim. Titreyen ellerini gösteriyordu ki Sarp teselli eder gibi elinden tutup yüzüğü kapattı. Gerek yok. Tamam Cavidan Hanım, tamam. Artık unutun bu kötü günleri. O iki minik yavrunuz için daha güzel bir geleceğe umutla bakmak için kendinizi daha güçlü kılmak için, hep ayakta durmak için sağlam olmalısınız. Canım benim ya. Gel bir daha sarılırım. Sarp rüyama fark ettirmeden kaşla göz arasında yüzüğü Cavidan'dan almış. Yüzük avucunun içinde. Bak, her şey çok daha iyi olacak, tamam? Acılı günler geride kaldı. Nurhan sandviçini yerken bir yandan da bilmecenin cevabını düşünüyor. Su borusu gözünün önünde. Erdem bankoya abanmış Nurhan'a bakmakta. Abicim sen de geleceksin değil mi Tuğba'yı istemeye? Ya Erdem ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Aklın kafan başın yerinde mi, anlamadım ki ya? Oğlum bilmeceyi çözemezsek ne ben ne de müdür hiç kimse gidemeyecek. Sağ olun. O da doğru ya. Bir de kafamda vır konuşma ya. Şu bilmeceyi çözeceğim diye yemeğe çıkmadım, elimde sandviçle burada duruyorum. Bir konuşma, bir sus. Şimdi şu borunun içinden su geçirebilseydik belki daha kolay çözerdik ama. Nurhancığım istersen masamda hortum var, verebilirim. Yuh Aydoğan abi, hortum sende ne arıyor ya? Neyse abicim neyse, tamam istemez, dikkatimi dağıtma. Dur şimdi. Hmm.
Nurhan çayına şeker atıp karıştırdıktan sonra bir yudum içti. Çay epey sıcak olsa gerek dumanı üstünde tutuyor. Çay kaşığını ağzına sokunca dili yandı. Oh. Oh. Yandım ya. Kaşık fena ısınmış. Aklına bir fikir gelmiş gibi gözleri kaşıkla boru arasında gidip geliyor. Sıcak çay demiri ısıttı tabii. Erdem, bilmeceyi çözdüm galiba. Ha, gerçekten çözdüm Nurhan. Ya müdürüm, Allah Allah. Ya anlamıyorum, nasıl böyle birden bilirebiliyorsunuz, insanın aklını alıyorsunuz ya. Hani boş ver Nurhan, bilmecenin cevabını söyle. Şimdi, efendim bunun içinden su aktığını düşünün. Ama bu su sağa da akıyor olabilir, sola da akıyor olabilir. Şimdi, Aydoğan abi, çakmak var mı sende? Var Nurhancığım. Taşlı mı istersin, manyetolu mu? Abicim fark etmez. At. Çabuk. Nerede bekala? Şimdi. Ver bakayım şunu. Çakmakla boruyu alttan ısıtıyoruz. Isıtıyoruz. Bir süre sonra ne olacak? İçindeki su ısınacak. Ve ısınan su hangi tarafa akıyorsa borunun o tarafı ısınacak. Evet. Suyun hangi tarafa doğru aktığını buluyoruz. Evet. Evet. Bravo Nurhancığım. Bilmecenin cevabını çözdün. Müdürüm, geliyorsunuz değil mi? Gidiyoruz. Ve kızı almadan da geliyoruz. Sağ ol Nurhan. Sen de gel. Ne olur der gibi bakıyor Nurhan'a. Ya oğlum tamam, bakma öyle. Tamam. Ben de geliyorum. Çok sağ ol abicim ya. Nurhancığım, bu borunun işi bittiyse alabilir miyim? Tabii abi, al da. Aydoğan abi ne yapacaksın bu boruyu ya? Kim bilir, bir gün yine lazım olur. Vallahi şu yaşıma geldim abi, senin kadar acayip bir koleksiyoncu görmedim ya. Teşekkür ederim. Ah. Ay Sarpişkom, meğer Cavidan Hanım'la ne kadar ortak özelliğimiz varmış. Mesela kitap okumak, sanat galerilerine gitmek, ondan sonra klasik müzik konserlerine gitmek. İkimiz de bunların hiçbirini sevmiyormuşuz. Ne güzel, ne güzel hayatım, ne güzel. Canım sen alışverişe gidecektin, öğleden sonra gelecektin. Ne oldu? Aa, aşkım ne bileyim, böyle tek başıma alışveriş yapmak istemedim. Dedim Sarpişkom'a uğrayayım, eğer işi yoksa takayım kolumu onunla beraber gidelim. Nerede hayatım, nerede? Ben bütün gün çalışıyorum, buradan çıkamam ben. Cavidan yüzeye bakınıyor. Cavidancığım sen bir şey mi kaybettin hayatım? Bir şey mi arıyorsun? Ay yüzüğümü kaybettim galiba. Aa, beraber arayalım. Yok. Gerek yok hayatım. Koca ofis. Nerede bulacaksınız ya? O yüzden ben diyorum ki ben bizim çocuklara söylerim. Ararlar bulurlar, sonra ben size gönderirim Cavidan Hanım. Olur. Çok önemli benim için. Çok sevdiğim biri hediye etmişti. Öyle mi? Öyle. Merak etme, sen hiç aklın kalmasın. Sarpişkom onu bulur, senin evine getirir. Hiç merak etme. Aa, gerçi biz Cavidan Hanım'ı niye bize davet etmiyoruz aşkım? Hem sen yüzüğü bulur eve getirirsin, orada verirsin. Ev mi? Davet mi? Ne davetisi ya? Evet. Cavidancığım, sen bu akşam çocuklarını da al bize yemeğe gel, tamam mı hayatım? Tamam. Yok hayatım, belki işi gücü vardır Cavidan Hanım'ın, değil mi Cavidan Hanım? Hiçbir işim yok. Geliyorum. Ay şahane. Çocuklarını kapıyorsun, hemen bize geliyorsun. Ben de onları mıncır mıncır yiyorum. Çocuklara bayılırım ben. Değil mi aşkım? Ay onlar da size bayılırlar. Cavidan, sen alışveriş sever misin? Ay bayılırım. Bir keresinde o kadar çok alışveriş yapmışım ki mağazanın ortasında bayıldım. Ben iki kere bayıldım. İyi, hadi o zaman alışverişe beraber gidelim. Harika. Ben nasıl geleceğim ama adresi bilmiyorum ki. Aman, düşündüğün şeye bak hayatım. Sarpişkom'u ararsın, o sizi alır. Sen hiç merak etme. Ay, o zaman birlikte geliyoruz. Tabii, hallederiz. Kolay o iş. İşte bu. Hadi gidelim. Aşkım, görüşürüz. Bye. Ay dur, kapıyı ben açacağım. Tamam. Geç hayatım. Bay bay aşkım. (Gülüyor)
Allah'ım ya. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Hay bir de diyor ki iki çocuğunu da getir diyor ya. Ha öbür safta diyor ki sizi çok sevecekler. Nerede çocuklar? Hı? Hani? Aha. Nerede çocuklar? Nerede? Bilgisayarın ekranındaki yansıması konuştu. Al işte. Yine kendi kendime konuşmaya başladım. Al. Bir de çenem düştü mü? Tabii tutabilene aşk olsun yani. E kim tutacak ki? Kendi tutacaksın. Sen tutacaksın Sarp. Ama... Sus! Başında zaten bir sürü bela var. Vır 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 konuşuyorsun ya. Konuşacağına bir şeyler düşün, bir şeyler. Hep ben düşüneyim. Biraz da sen düşün. Biraz yardımcı ol. Allah Allah! Sarp'ın yansıması elini çenesine koymuş. Kara kara düşünüyor. Geliyor mu aklına bir şey? Hayır diye kaşlarını kaldırdı. Ümitsiz gözlerle bakıyor Sarp'a. Ben de diyor. Çay içer misin? Olur diye başını salladı. Zehra Hanım, bize bir çay söyler misin? Ya niye seninle bana bir çay söyleyeyim ya? Allah Allah, bize diyorum. Kendime diyorum. Kendime saygıdan bize diyorum. Allah Allah. Telefonu Zehra'nın yüzüne kapattı. Bu işten nasıl sıyrılacağım ben diye kara kara düşünürken yansımasıyla göz göze gelen Sarp iyice kafayı yedim ben der gibi elini başına koydu. Villanın bahçeden görünümü. Serpil, Biricik ve Nazlı mutfakta oturmuşlar. Meryem ayakta tezgaha yaslanmış. Hepsinin yüzünden düşen bin parça. Serpil Hanım. Yani Laz böreğe işe yaramadıysa Nazlı'nın işi zor. Kemal Bey onu biraz zor affeder gibi geliyor bana. Ay dur Meryemciğim kız zaten üzgün bir çare bulmaya çalışıyoruz işte. Ben bir çare buldum. Nedir Biricik abla? Aslında elimizde Laz böreğinden de hamsiden de daha güçlü bir koz var. Nedir boncuğu? Ay kimler gelmiş? Dedesi burada seni çok özleyen biri var. Gel sen dedeyimi özledin ulan. Gel bakayım bir buraya gel bakayım. Uy bal topa. Bir gül bakayım dedeye lan. Bir gül. Şşş bana bak. Ha bu dünyada seni en çok kim seviyor? Bir söyle bakalım dedeye. He? Dede seviyor değil mi? Ha bunun yakışıklılığına bir bakın ya. Şey dayıcım, sana okuldan ayrıldığımı söylemediğim için çok büyük bir hata ettim. Özür dilerim. Olur, olsun. Şşş, bana bak, dedeye bir gül. Hadi bir gül da. Şey dayıcım, beni affettin değil mi? Ya ne olur, çok üzülüyorum. Affederim tabii ya, affederim. Ulan senin o gülüşüne kurban olurum ben ya. Yani şimdi beni affettin değil mi? Hoppa. Hoppacığım. Tamam. Necesiniz? Biricik Hanım, ben körpeni kontrola gelmişim. Tamam. Kızım, al da doktor bey benim torunumu bir kontrol etsin bakalım, haydi. Bakalım. Yok, dayıcım, beni affettin mi diye sormuştum. Niye affetmesin? Öyle kolay affedilecek bir şey yapmadın sen küçük hanım. Kemal tavırla arkasını dönüp gitti. Yani Ramin, tam zamanında geldin. Merhaba efendim, buyurun. Ramin ne olduğunu anlamadı, şaşkın. Nazlı sıkıntıdan oflayıp pufluyor. Erdem'in elinde çiçek, çikolata. Kız istemeye gidiyorlar. Ya abicim vakit de geçmiyor daha ya. Daha bir saatimiz var. Ya Erdem oğlum ya, yeter bu kadar heyecan yaptın. Çok değil. Bir saat sonra Tuğba'yı isteyeceğiz. Onlar da verecekler ya. Bu kadar basit. Rahat ol. Verecekler değil mi abi? Oğlum tabii ki verirler ya. Ya Cezmi abi seni bankada tanıdı. Ya eğer bir itirazı olsaydı adamın bankada itiraz ederdi. Adam itiraz etmedi. Ne yaptı? Aksine seni evine davet etti. Rahat ol ya. Yalnız Nurhancığım anneler de önemli. En önemlisi anneler. Çünkü anneler evlerin reisleridir. Babalar bence paravan. Hay Allah ya, annesi beni beğenir mi acaba? Ya müdürüm ne yapıyorsunuz ya? Yangına körükle gidiyorsunuz. Adamı zaten zor sakinleştiriyorum. Ya sen ulan şerefsiz. Bırak diyorum. Ne oluyor ya küpe gündüz adamı soyuyor. Lan! Bu ne? Ne oluyor?
Ne yapıyorsun? Bıraksana. Hırsız. Ne oldu hırsızı? Kızı kurtar kendini kardeşim. Bıraksana ben ne yapıyorsun? Ha, bırakayım da çantayı alıp kaç değil mi? Arkadaşım tuttum adamı, niye kaçıyorsun? Polis çağırsana. Alo. Dur hırsız, hırsız. Çantam çalındı hırsız. Hırsız. Aha. Ne yapıyorsun sen bir adam? Ne güzel delikanlı yakalamıştı çantamı çalan hırsızı. Ne diyorsun abla sen? Ben hiçbir şey anlamadım. Ne diyorsun sen? Asıl hırsız oydu. Koştum arkasından yakaladım adamı. Ama sen geldin kurtardın onu. Yok artık. Hırsız o muydu? Doğru söylüyor galiba Nurhan. Adam çantayı aldı ve toz oldu. Hay Allah arkadaşım, kusura bakma ya. Ben seni hırsız sandım. Çantayı alıp kaçacaksın sandım. İyi halt ettin. Senin yüzünden çantam gitti. Ablacığım ne olur kusura bakma ya. Çok özür dilerim. Tamamen yanlış anladım ben. Ablacığım gel, ileride karakol olacaktı. Polise söyleyelim. Yapacak başka bir şey yok artık. Ablam ne olur bakma öyle ya. Ben nereden bilebilirdim? Nurhan, keşke hiç karışmasaydın. Ya müdürüm yapmayın, siz de mi ya? Nereden bilebilirdim? Ben o kaçanı mağdur olan sandım. Hay Allah ya, abla. Neyse, karakolda halleder onlar herhalde. Hadi biz geç kalmayalım. Hadi. Şansa bak ya. Hadi. Lan moralim bozma oğlum, bir şey olmadı. Sanki sen... Tövbe bismillah, sanki senden çaldılar. Yürü. Sarp'ın ofisi. Zehra kapıyı tıklatıp içeri girdi. Buyurun Sarp Bey. Ha buyurun buyurun. Buyurun Zehra Hanım buyurun. Buyurun şöyle buyurun. Şöyle buyurun. Oturun oturun. Şimdi şöyle. Zehra Hanım. Sizden iki çocuk istiyorum. Zehra'nın gözleri fal taşı gibi açıldı. Yani böyle pat diye söylediniz ama Sarp Bey şaşırdım. Tabii ama ne desem bilemiyorum. Ne diyorsunuz ya? Hani hemen hayır demiyorum. Ama nişanlınızdan ayrılmalısınız. Aileler tanışmalı. Resmi nikah da şart. Sarp apışıp kaldı. Gözlüklerin üstünden Sarp'ı süzen Zehra'da bir işve bir cilve. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun sen ya? Allah Allah. Sizden iki çocuk istiyorum ya. Kast ajansından. İki tane çocuk istiyorum. Oyuncu olanlardan. Tamam efendim. Kast ajansından iki çocuk istiyorsunuz. Evet. Şöyle şu boylarda. Yok. Şu boylarda. Şirin bir şirin olsunlar. Yetenekli olanlardan, rol yapabilenlerden. Anlatabiliyor muyum? Anlaşıldı efendim. İyi, güzel. Bu akşama hazır olsunlar ama. Peki efendim. İyi. Hayalleri suya düşen Zehra içli içli Sarp'a bakıyor. Çıkabilirsiniz. Peki efendim. Zehra 30'lu yaşlarda tombul, saten siyah pantolonun üzerine pembe çiçekli bir gömlek giyip saçlarını kafasının tepesinde topuz yapmış. Sarp'a imalı bir bakış atıp odadan çıktı. Allah Allah. Herkes bir tuhaf ya. Bunların hepsi beni mi bulacak arkadaş ya? Şartları varmış bir de. Nişanlımdan ayrılacağım. Aileler görüşecek. Oldu. Nişanlımdan ayrılırım, bir de senden iki çocuk yaparım. Ben nelerle uğraşıyorum, bu nelerle uğraşıyor. İyice sinirleri bozulmuş, eliyle yüzünü sıvazlarken kendi kendine gülüyor. Bir müddet sonra ben ne yapıyorum ya der gibi toparlanıp ciddileşti. Nazlı ile Ramin villanın bahçesindeler. Tam yumuşamıştı dayım, beni affedecekti. Ya sen gelince Mahmut Kemal'i elinden bıraktı, yine eski haline döndü. Hardan bileyim Nazlı, ben de... Hep aklım sendedi. Kemal Bey de seni üzeceği diye çok korkuyorum. Ay ne olacak canım? Yani sadece yüzüme bakmıyor, benimle konuşmuyor o kadar. Ayda, keşke elimden bir şey gelseydi de sana kömek edebilseydim. Maalesef. Yapabileceğin hiçbir şey yok Ramin. Zaten Kemal Bey'e göre biz artık az az görüşürük. Ama ne yapayım? Bu durumu düzeltmem lazım Ramin. Ama ben bir şeyden çok korkuyorum. Neden korkuyorsun? Gözden uzak olan gönülden de irak olur derler. Yani beni unutacağına korkuyorum. Saçmalama Ramin. Unutmasın değil mi? Mümkün değil. Ya böyle dayımı üzdüğüm için canım çok yanıyor. Geceleri hep uykum kaçıyor. İşte o zamanlarda
Hepsini düşünerek teselli buluyorum. Bembeyaz çiçek açmış ağacın altında Nazlı'nın elini elleri arasına alıp gözlerinin içine baktı. Seni çok severim Nazlı. Ben de seni seviyorum Ramin. Tek katlı, bahçeli, müstakil bir ev. Polis ne dedi peki? Ne diyecekler? Tutanak tuttu, yolladı beni. Eh be Sevim. Sen de biraz dikkatli olsana. Birden kaptı kaçtı Cezmi. Ne güzel bir delikanlı hırsızın peşine koştu. Yakalamak üzereydi. O serseri geldi. Hırsızı kurtardı. Orada boğasım geldi o adama. Anne, hala aynı şeyi mi tartışıyorsunuz? Oldu bitti artık anne. Hadi gel yardım et bana hadi. Tamam kızım. Nurhan Erdem'le Müdür Lütfü Tuğba'nın evinin önündeler. Arkadaşlar, Tuğba'nın tarifi evet. 3 numara, yolun sonundaki ev. Burası Tuğba'ların evi. Nurhan, annesi konusunda sana güveniyorum abiciğim. Sen insanların gönlünü almasını biliyorsun. Lütfen bütün hünerlerini konuştur abiciğim. Tamam, merak etme Erdem'ciğim. Elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım, hadi gidelim. Hadi, hadi. Hadi kardeşim, hadi, hadi. Ay, çok heyecanlıyım baba. Etraf düzgün mü? Tuğba, oğlanın müdürüyle iş arkadaşı mı gelecek istemeye? Evet baba, annesi biraz hastaymış da. Cezmi, saçım nasıl olmuş, sinirden nasıl taradığımı bilmiyorum. Ne bileyim Sevim, düzgün herhalde. Ben bir banyoya gidip geliyorum. Anne, çabuk ol, geldiler. Sen aç kızım, annen sonra gelir. Tuba üzerine kırmızı renkte uzun kollu mini bir elbise giymiş. Heyecanla kapıyı açmaya gitti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sağ olun. Buyurun böyle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Cezmi Beyciğim, nasılsınız? Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ ol, sağ ol. Sağ olun. Gelin. Hoş geldin delikanlı. Erdem Cezmi'nin elini saygıyla öptü. Nasıl, kolay bulabildiniz mi evi? Evet. Ben buldum. Erdem biraz tabii heyecanlı olduğu için Nurhan da onu sakinleştirdi. Ama ben buldum adresi. Evet Cezmi Beyciğim, müdürüm de söylediği gibi işte. Normal heyecandan tabii. Anne! Geldim. Hoş geldiniz. Efendim, hoş bu... Karşılıklı donup kaldılar. Yok artık. Aa, o adam. Olamaz böyle bir şey abiciğim. Sevim, ne diyorsun sen? Hangi adam? Ya çantamı çalan hırsızı serbest bırakan adam. Ne? Bakın hanımefendiciğim, inanın bana isteyerek olmadı. Bakın şimdi. Aa Cezmi abi. Bakın ben hanımefendiciğim, ben hırsızı tutuyorum sandım. Sen öyle sandın ama benim çanta gitti beyefendi. Tamam anne, gel oturalım. Tamam, lütfen. Evet, buyurun, buyurun. Oturalım lütfen. Öyle konuşalım bu meseleyi. Şey, isterseniz ben kahveleri yapayım. Nasıl istersiniz? Orta içeriz, orta içeriz. Tamam. Hemen yapıyorum. Daha nasılsınız inşallah? Teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Nurhan mahcup, Sevim tavırlı. Villanın dışarıdan görünümü. Serpil'le Biricik salonda oturuyorlar. Al işte. Asiye Aray. Şimdi ne diyeceğim ben anasına bunun ya? Ya kızın dişçilik okumayı burada artistlik okuyun. Nasıl diyeyim ben şimdi kadına ya? Ben dayısı olarak ona mukayyet olamadım. Nasıl diyeceğim ben şimdi ona? Bir de kızı bana savunuyorsunuz. He? Ne yapacağım ben şimdi? Ne diyeceğim anasına? Ay sen de haklısın Kemal'im. İyi de babacığım ama Nazlı oyuncu olmak istiyor. Öyle mi? Peki, alın o zaman siz anlatın. Ben karışmayayım. Ay ne diyeceğiz şimdi boncuğum? Of anne bilmiyorum ama bence en doğrusu Nazlı'nın konuşması. Asiyeciğim, nasılsın canım? İyiyiz, çok şükür iyiyiz. İyiyiz canım, iyiyiz. Nazlıcığım, ne yapsın? Okuyor işte. Tamam Sevim, Nurhan Bey yanlışlıkla yapmış. Evet efendim ya, bakın ben hırsıza engel oluyorum sandım.
Siz öyle sandınız da benim çanta gitti beyefendi. Uzatma artık Sevim. Uzatma diyorsun ama 500 lira gitti o çantada. Bakın izin verin zararınızı ben karşılayayım. Ödeyeyim o parayı olur mu? Yok canım olur mu öyle şey? İstemem ben sizin paranızı. Abi, bir dakika ama ben sebep oldum. İzin verirseniz hakikaten çok sevineceğim ne olur ya. İstemem. Nurhan işler sarpa sarıyor abiciğim. Keşke gelmem için o kadar ısrar etmeseydin Erdem. Tuba kahveleri getirdi. Lilyum ve kırmızı güllerden oluşan bir buket çiçek ve çikolata sehpanın üzerinde. Tuba önce anne babasına ardından misafirlere ikram etti kahvelerini. Teşekkürler Tuba. Güzel olmuş eline sağlık. Efendim kahveler de geldiğine göre artık asıl mevzuya geçebiliriz. Buyurun müdür bey. Buyurun. Allah'ın emri peygamber. Bence hiç geçmeyelim. Çünkü benim bu işte hiç gönlüm yok. Anne ne diyorsun sen? Sen sus Tuğba. Sevim uzatma. Benim rızam yok. Benim rızam olmadan kızını vermek istiyorsan verebilirsin. Ben karışmıyorum. Bakın sakin olalım lütfen. Bütün hata bende. Her şeye ben sebep oldum. Erdem'in hiçbir suçu yok bu işte. O yüzden ağzınızın tadı bozulmasın. Müsaadenizle ben kalkayım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nurhancığım bir dakika. Madem ki birlikte geldik, bunların da rızası yokmuş. Hep birlikte gideriz. Öyle ben gideyim olmaz. Ben razı değilim. Sevim, ayıp oluyor ama. Benim yaptığım ayıp oluyor, öyle mi? O zaman Cezmi sen kızımı verebilirsin. Siz nasıl istiyorsanız öyle yapın o zaman baba kız. Fincanı sehpanın üzerine bırakıp tavırla çıktı odadan. Anne! Ya, kusura bakmayın, biraz sinirleri bozulmuş. Haksız da değil. Benim yüzümden oldu. Ben kaçırdım tadını. Bence bu işi biraz erteleyelim. Bu böyle olmayacak, tuhaf olacak. Ben konuşurum sonra Sevim'le. Çok doğru. Erteleyelim bu işi Cezmi Beyciğim. Hatta şöyle yapalım isterseniz. Bir dahakine bensiz gelin. Onu biz aramızda konuşuruz. Müsaade isteyelim. Efendim müsaadenizle. Müsaadenizle. Erdem şaştı kaldı. Ne diyeceğini bilemiyor. Ya Erdem kusura bakma kardeşim ya. Senin işte benim yüzümden bozuldu ya. Ne yapalım abi yapacak bir şey yok işte. Arkadaşlar her şey yoluna girer. Biraz zamana ihtiyaç var. Her şey yoluna girer sakin olalım. Tabii canım. Sıkma kendini olacak bu iş. Tuba Erdem'in getirdiği çiçeklerin karşısında iki elini çenesine yaslamış ağlamaklı bir halde oturuyor. Yaşananlardan ötürü Cezmi de en az Tuğba kadar üzgün. Tamam Tuğba. Biraz zaman geçsin. Annenin inadı da geçer. Bir daha o adamla karşıma çıkmasınlar. Şunları da bir toplayalım. Anne o adam dediğin Nurhan dünyanın en iyi kalpli insanıdır. Yani küçücük bir şey yüzünden adamın kalbini kırdın. Tabii tabii hırsızlar için öyledir eminim. Aa bu da ne? Sepan üzerine bir miktar para bırakılmış. Cezmi paraları eline alıp saydı. 500 lira nereden çıktı bu? Nereden çıkmış olacak baba? Nurhan bırakmıştır. Çünkü o kimsenin kendi yüzünden zarar görmesini istemez. Efendim. Evet. Buyurun benim. Öyle mi? Tamam. Karakola gelirim hemen. Ne oldu Sevim? Karakoldan aradılar. Çanta bulunmuş, içinde 500 TL'miz de duruyormuş. Tuba'nın keyfi yerine geldi. Etrafa gülücükler saçıyor. İki yanı çınar ağaçlarıyla kaplı bir yolda Erdem, Nurhan ve Müdür Lütfü yürüyorlar. Erdem'in başı önünde üzgün, Nurhan ise mahcup. Ya Erdem. Oğlum üzülme ya. Bak görürsün en kısa zamanda her şey yoluna girecek. Şanssızlık abi. Sen nereden bileceksin ki? Şşt. Aa. Tuğba arıyor. Alo. Ya Tuğbacığım. Senden de çok özür dilerim ya. Ben...
Nasıl? Çok sevindim. Yok, olur mu öyle canım? Hayır, annenin özür dilemesine falan gerek yok. Haksız değildi o Tuğba. Bir dakika, dur. Tuğba, ya ben bu bizim Erdem'i sevindirmek istiyorum ya. Eğer sizinkiler de müsaitse, annenle baban yanındaysa, diyafonu açarsan Erdem çok sevinecek ha. Tamam Nurhan, açıyorum diyafonu. Tamam, ben de açıyorum. Efendim, Cezmi Bey. Sevim Hanım. Ben bugün özellikle size yaşattığım tatsız durum için özür dilemek istiyorum efendim. Tamam Nurhan Bey, kapandı mesele. Şimdi Tuğba ile Erdem bu iş yarım kaldı diye çok üzüldü efendim. Ben de diyorum ki bugün mutlulukla başlarını yastıklara koysunlar, huzurla uyusunlar istiyorum efendim. O yüzden Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Tuğba'yı oğlumuz Erdem'e istiyoruz efendim. Verdim gitti. Erdem sevinçle Müdür Lütfi'ye sarıldı. Sevim Hanım. Sevim Hanımcığım. Şimdi özellikle sizin kararınız çok önemli. Tamam. Verdik. Tamam efendim. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. İki çiftimize de bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz efendim. Ellerinizden öperiz. Sağ olun. Kaçtım benim ben. Gel buraya. Birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşıyorlar. Çok sağ ol Nurhan'cığım ya. Sana dedim, talihsizlikler başına gelse bile sonu mutlaka iyi bitiyor. Değil mi müdürüm? İyi biter tabii. Çünkü kalbi iyi Nurhan'cığım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Gel, hadi hayırlı uğurlu olsun. Yüzünde gibi. Hadi gel. Vay be. Gündüz vakti Boğaz manzarası. Rollerinizi çok iyi oynayacaksınız, tamam mı çocuklar? Yalnız bana senaryo gelmedi. Bana da. Ay, bana da gelmedi. Ya bırakın senaryoyu, ne senaryosu? Doğaçlama takılacağız. Böylesi daha iyi. Bak unutmayın, Cavidan Hanım sizin anneniz. Babanızı da bir yangında kaybettiniz, tamam mı? Bu arada isimler ne? Önder, Sibel. Önder, Sibel. Çok iyi. Bu oyunda kendi isimlerimizle oynuyoruz, tamam mı? Unutmayın. Olmaz. Ben çocuklarıma bu isimleri koymam. Umay'la Berk'te olsunlar. Ne anlatıyorsun Cavidan? Bunlar senin gerçek çocukların değil ki ya. Bir geceliğine senin çocuğun olacaklar. Hem kendi isimlerini kullanırlarsa daha iyi olur. Şaşırmazlar böylece. Hangisi Önder, hangisi Sibel? Cavidan, birisi kız, birisi erkek. Ne bakıyorsun? Hangisi kız, hangisi erkek diye mi bakıyorsun? Ay yok canım, olur mu öyle şey? Yapma bunu bana Cavidan. Cavidan bak, böyle yaparsam ben endişe duyarım. Yani birazdan içeride olacakları düşünemiyorum ondan sonra. Ne olur bana böyle şeyler yapma. Yapma. Bak şimdi büyük bir sınavın içine gireceğiz ya. Şükrü yaklaşıyor. Hoş geldiniz efendim. Misafirlerimiz kim? Önemli değil Şükrücüğüm, önemli değil. Cavidan Hanım, Rüyam Hanım'ın davetlisi olarak akşam yemeğine geldi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bir çocuk yerde tanıyayım ya. Önder'e bakıyor. Hayda, Şükrü televizyonda gördü herhalde. Hatırlarsa ortalığı karıştırır bu. Şükrü. Ha. Şükrü bana bak. Oraya bakma Şükrü, bana bak. Nereden tanıyacaksın ya? Hayatında ilk defa görüyorsun çocuğu, nereden tanıyacaksın? Akşam yemeğine geldiler, o kadar uzatma. Yok. Vallahi ben bu çocuğu bir yerden gözüm fena değil. Kestiriyor biliyor musun? Şükrü, bendeyiz. Bana bak Şükrü, bana bak. Bendeyiz. Önemli değil. Hadi. Bizi meşgul etme. Hadi gidelim. Hadi çocuklar. Hadi yürü. Hadi yürü. Şükrü, bendeyiz. Hep bendeyiz. Bende kal Şükrü. Sarp, Cavidan'la çocukları villaya götürürken Şükrü dikkatlice çocuğu süzüyor. Allah. Ben bu çocuğu bir yerden tanıyorum ya.
Manzarada turuncudan koyu kırmızıya geçmiş rengiyle ufukta batan güneş. Görüntü villanın bahçesine geçti. Oy. Anneşkocuğum, çocuklar çok şeker değil mi? Ay evet canım, çok şekerler. Demek Sarp'ın yangından kurtardığı hanımefendi sizsiniz ha? Evet. Bir dakika ben... Hakikaten mi Sarp hanımefendiyi yangından mı kurtardın? Anlatsana nasıl oldu? Vallahi Nurhancığım, şimdi kendimi övmeyi de pek sevmiyorum. O yüzden anlatmasam. Peki. Ama tabii istersen... Yok rahat ol, haklısın. Blöfü tutmayınca Sarp bozuldu. Kızım, dekordronlar plastiktendir. Yo, gerçek. Vay, prodüksiyon iyiymiş. Cavidan Hanım, tek başınıza iki çocuğa bakmak zor oluyordur. Hmm. Ay tabii zor. O yüzden de çocuk düşünmüyorum. Çocuklarınız var zaten. Ha evet, var. Çocuk düşünmüyorum dediniz. Ya babacığım, herhalde iki çocuk daha düşünmüyorum anlamında söyledi değil mi Cavidan Hanım? Siz iki çocuk daha dememiş miydiniz? Başka çocuk düşünmüyorum. Yani iki tane daha, beş tane deliririm artık. Bir dakika pardon Cavidan Hanım, diliniz suçtu herhalde. İki tane var zaten. İki tane daha olursa toplamda dört eder. Hani beş dediniz ya. Ay evet, dilim suçtu. Ay anneşkocuğum, Cavidan'la inanılmaz iyi anlaştık. Caviş, bundan sonra sık sık görüşüyoruz hayatım. İyi misin canım? Ne oldu sen? Bir şey de yemedim. Bir şey mi kaçtı boğazına? Yok baba, öyle yutkunurken oldu ya. Caviş nedir ya? Ne bileyim öylesine. Biraz da uşaklarla konuşalım bakalım. Ay... Uşaklarınız da mı var? Yani evde büyük lazım yani. Cavidan Hanım, babam Karadenizli. Yani oranın ağzıyla konuşuyor. Yani uşak diye çocuklara söylüyor. Yani ama lazım bu eve uşak. Uşaklar kaça gidiyorsunuz bakalım? Konuşun çocuklar, cevap verin bakayım. Ben üçe gidiyorum. Ben dörde. Aferin size çocuklar. Çok güzel. Peki dersleriniz nasıl? İyi mi bari? Ay artık çocukları da sıkıştırmayın bari canım. Şükrü heyecanla salona girdi. Gözlerini dikmiş öylece Önder'e bakıyor. Sarp tedirgin. Şükrü. Ne yapıyorsun orada ya? Ben bu çocuğu tanıyorum. Ciğer'in okulduğunda mı değil mi diye ona bakmaya geldim. Şükrü. Bendeyiz Şükrü, bendeyiz. Ya sen taktın çocuklara. Çocuklar karşıda oturuyorlar. Niye Junior'la aynı okula gitsinler? Şükrü, hadi. Şükrü salondan çıkarken arkasından güldüler. Çalışıyorsunuz herhalde. Evet, sekreterim. Sekreter maaşıyla da iki çocuk zor oluyordur. Yok, iyi kazanıyorum. Tabii, Biricikciğim elbette zorlanıyordur ama herhalde Cavidan Hanım sorunlarıyla bizi sıkmak istemiyor değil mi Cavidan Hanım? Sarpişkom, Caviş'e şey yapsak diyorum, yani çocukların eğitimi için bir çek yazsan diyorum ha? Çek mi? Evet, yani yangından kurtardın, tamam çok iyi bir şey yaptın ama bir miktarda yardım yapmakta fayda var diye düşünüyorum ha? Tamam hayatım, yazarım bir çek. Yok, hemen yaz aşkım, unutursun seni kafan dalgın, şimdi yaz. Sarp, yaz da bu uşaklar iyi eğitim alsınlar da. Tabii babacığım. Hemen yazıyorum babacığım, hemen. Ama cömert bir çek olsun. Tabii anneciğim, tabii yazıyorum. 2000. Sarpçığım sen oraya bir sıfır daha ekle, biliyorsun bu devirde çocuk okutmak çok masraflı oluyor. Evet aşkım, Nurhoş doğru söylüyor. Dediği gibi bir sıfır daha koy. Peki hayatım. 20.000. Hı? 20.000. Evet. Evet. Al Caviş. Caviş'ten Hanım. Cavidan Hanım. Buyurun. Çok büyük para bu.
Çok teşekkür ederim. Artık çocuklarınızı güzel güzel okutursunuz. Kimi? Çocuklarınızı diyorum. Güzel güzel okutursunuz. Ha evet. Sarp Bey sayesinde. Ben ne yaptım ben şey diyorum. Tabii canım. Her zaman Caviş'cim, her zaman. Çok çok. Sarp renk vermemeye çalışıyor ama bozulduğu her halinden belli. Gece vakti villanın havuz tarafından görünümü. Rüyam elinde hediye paketleriyle salona girdi. Evet tatlışkolar, ben de size hediye aldım. Bak bu sana küçük bey. İçinde çok güzel bir helikopter var. Teşekkür ederim. Ay, bu da senin hayatım. Çok güzel bir oyun kutusu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sakın açma, sponsor göndermiştir, geri alırlar. Şükrü Önder'i nereden tanıdığını hatırlamış olsa gerek, heyecanla salona girip karşısına dikildi. Tabii. Ya ben bu olan nereden tanıyorum ya? Geçmiş. Şükrü çizgili pijamalarıyla kanepeye uzanmış televizyon izliyor. Burakcan, çikolata süt ister misin? Eyo. Reklamdaki çocuk Önder. Gülperi süt. Sütte güvenilir marka. Güvenle çocuklarınızı içirebilirsiniz. Ana döndük. Reklamlarda oynayan çocuk. Vallahi de reklamlarda oynayan çocuk bu. Ya ama sen de taktın Şükrü çocuğa. Reklamda oynuyor efendim. Süt reklamında oynuyor çocuk. Ya Şükrü. Evladım benzetmişsindir belki. Haydi uzatma haydi. Burakcan. Çikolatanın sütü ister misin yavrum? Eyo. İşte bak. Aynı reklamdaki gibi yaptı. Eyo yaptı bak. Bak işte yaptı. Oğlunuz reklamda mı oynadı? Evet anneciğim evet. Bir reklamda oynamış. Gelirken arabada Caviden Hanım bahsetti. Ama yazdığım çek sayesinde artık dersleriyle ilgilenecek. Bundan sonra reklam filan çalışmak yok. Değil mi Önder? Evet oynamıştı. Bulamasam çatlardım. Kafayı yirdim vallahi. Buldum ulan. Kafayı yirdim. Şepil, ışıklar ne tatlı değil mi? Ay çok maşallah, maşallah. Cavidan Hanım, maşallah siz büyütmüşsünüz, derdiniz kalmamış. Baksanıza bizimkiler hala uğraşıyorlar. Sarp, sende vaziyetler nedir? Vaziyet nedir? Anlamadım babacığım. Rüyama kaş göz ediyor. Diyorum ki rüyamla yani neredeyse 100 yıldır nişanlısınız. Hani ne zaman evlenmeyi düşünüyorsun? Evet Sarpşko. Evet biz ne zaman evleneceğiz gerçekten? Ben niye bu kadar bekletiliyorum? Ama hayatım biliyorsun bizimkiler seyahatteler. Yani gelince evleneceğiz. Ay nasıl bir seyahatmiş bu da yani Evliya Çelebi bu kadar gezmedi Sarpçığım. Anneciğim isterseniz bunu Caviden Hanım'ın yanında konuşmasak. Caviş yabancı sayılmaz. Ayrıca canıma tak etti canım. Artık benim de ilişki durumuma evlilik yazılsın istiyorum. Değişiklik olsun istiyorum yani. Hayatım, saf altınım, süzme balım. İstersen bunları konuşmayalım diyorum şimdi. Konuşacak bir şey yok Sarpiş. Konuşacak bir şey yok. Ne şimdi ne de sonra. Evlenene kadar konuşacak hiçbir şey yok. Rüya Hanım çok haklı. Yani bir kadın 100 yıl bekletilir mi canım? Caviden Hanım, o anlamda söylemedi babam. Yani 100 yıl ya çok uzun sürdü anlamında söyledi. Biz geç oldu da kalkalım artık. Cavidan Hanım uşakları unuttunuz. Ay çocuklar hadi. Neyse ben şimdi onları bırakayım sonra geleyim tekrar bu konuyu konuşuruz. Hiç gelme bence Sarp. Çünkü konuşacak hiçbir şey yok. Cavidancığım. Kusura bakma hayatım ne olur. Seni de böyle kendi sıkıntılarımızla üzdük. Olur mu canım? Sen haklısın. Evet hadi buyurun çocuklar. Hadi buyurun Caviden Hanım. Buyurun. İyi akşamlar. Rüyam gergin bir halde koltuğa oturdu. Ne bileyim ki anam kızdır.
Bu Sarp'ın hiç niyeti yok, hiç. Pozitif düşün hayatım ya. Üzüyorsun kızı, niye acıyorsun o konuyu anlamıyorum ya. Ben hala buradayım yalnız farkındaysanız. Ve canım burnumda. Biliyoruz canım, biliyoruz. Ne gerek yok acaba kadının yanında yani şimdi? Ama buraya kadar da geldi artık. Ama özel konuşmalar bunlar, aile meselesi. Ne kızı ya, yazık burada. Rica. Manzarada Boğaz'ın sularına yansıyan sabah güneşi. Şükrü garajda. Kolunu merdivenin korkuluklarına yaslamış. Eli belinde bekliyor. Sarp'ın arabasının garaj kapısından içeri girdiğini gördüğü halde istifini bozmadı. Sarp beyaz bodysinin üzerine giydiği kolları yamalı spor ceketi ve taba rengi pantolonuyla arabadan inip Şükrü'nün yanına geldi. Hoş geldin Şamaroğlanların efendisi. Şamaroğlanların efendisi mi? O ne demektir ya? Akşam rüyam hanım sana iyi bir şamar bulmuş ha. Tüm ikili ilişkilerini askıya almış. Sorma Şükrü ya. Telefonlarımı açmadı, mesajlarıma cevap vermedi. Rüyam hala sinirli mi? Kendini alışverişe vurdu. Gerisini sen hesap et. Ne diyorsun Şükrü? Durum o kadar vahim ha. Vallahi sen bir işsin Zarpişko. Eskiden bu servetin tek veliahtı sendin. Ama şimdi Nurhan'dan başka dişli aday kalmadı. Allah aşkına Şükrü öyle söyleme, kanıma dokunuyor ya. Ya sen bu aile nasıl bir ailedir ya? Bütün dünyayı dolaştı, şimdi Mars'a, Neptün'e, Plüton'a mı gidecekler ya? Vallahi Mars için başvurmuşlar Şükrü. Şu benim annemin babamın yaptığına bakar mısın ya? Beni düşürdükleri duruma bakar mısın Şükrü? Vallahi seni ve cüzdanını severim Zarp. Eski bir yalakan olarak şunu söyleyeyim sana. Artık bir şeyler yapmanın zamanı geldi Zarp. Biliyorum Şükrü, biliyorum. Bütün gece telefon görüşmeleri yaptım işte. Bir cevap bekliyorum şu anda. Vallahi bilmem artık Zarp. Yakında ipini çekerler ona göre ha. Hava çok kötü değil mi içeride? Ben hiç girmeyeyim ya. Vallahi içeride öfke bulutları hakim. Yer yer sağanak halinde laf giydirmeler var. Riyam Hanım da alışverişte zaten. Ben o zaman hiç girmeyeyim içeri. Şu haline bak Zarp. O kadar acınacak bir haldesin ki senden para tırtıklamak bile gelmiyor içimde. Ya tamam Şükrü ya, Allah Allah. Zaten moralim bozuk. Bir saniye telefon. Alo. Efendim. Ne diyorsun? Vallahi mı? Ya bu çok süper bir habermiş. İyi tamam tamam. Tamam görüşürüz, görüşürüz. Şükrü. Az önce süper bir haber aldım. Eski günlere dönüyoruz. Hadi ya ne oldu? Rüyam duyunca çıldıracak, çıldıracak. Ne oldu Zarp'cığım ya? Oyuna tekrar katılmaya karar mı verdin yoksa? Aynen öyle Şükrücüğüm. Buraya geldiğimde benden para tırtıklamadan beni içeri salmayacaksın. Yine her türlü yalakalığı yapıp ayaklarımın altına paspas olacağın günler çok yakın Şükrü. Duyduklarım gerçek değil mi? Ben avutmak için böyle şeyler söylemiyorsun değil mi? Tamamı gerçek Şükrü, gerçek. Biliyordum. Biliyordum. Biliyordum Zarp. İkisi de kollarını açıp sarıldılar ya, birbirlerine. Seni bırakıp gitmeyeceğim biliyordum Zarp. Ben seni hiç bırakıp gider miyim Şükrü? Sarp anca aydı. Ne yapıyorsun Şükrü? Şükrü ne yapıyorsun? Neyi ne yapayım? Ne demek neyi ne yapıyorum ya? Sarılıyorsun bana Şükrü. Çocuk oyuncağı mı bu ya? Niye sarılıyorsun sen bana ya? Allah Allah. Size tekrar kavuştuğum için çok sevinçliyim Zarp. Şu gelen haber neydi? Söylesene bir. Söyleyemem Şükrü. Çünkü sürprizi rüyama yapacağım ben. Ama biri söyle mi? Ben meraktan çatlarım. Ne olur söyle. Bana ne, bana ne söyleyemem. Hadi söyle ne olur, ne olur söyle. Söylemem, söylemem, söylemem. Ya ucunda azıcık kohlak var ya. İyi, bak şu kadarını söyleyeyim. Sürpriz yurt dışından geliyor Şükrü. Neyse beni meşgul etme. Benim gidip hazırlık yapmam lazım. Hadi görüşürüz Şükrü. Heyecanla direksiyonun başına geçti Sarp. Sürprizi öğrenemeyen Şükrü meraktan çatlamak üzere elini çenesine koymuş. Arpacık kumrusu gibi düşünüyor. Sarp ağır ağır garajdan çıkarken Şükrü meraklı gözlerle arkasından bakmakta. Haber yurt dışından dedi. Sürpriz ne olabilir ki?
Garaja inen merdivenlerin ortasına oturup elini çenesine dayadı. Sürpriz ne olabilir diye kara kara düşünüyor. Burhan'la Ceyda bir kafede karşılıklı oturuyorlar. İkisi de telefonlarıyla meşgul. Ceyda yan yan Burhan'a baktı. Burhan, ben böyle oturmaktan çok sıkıldım. Gel yer değiştirin. Ya ondan bahsetmiyorum ya. Böyle miskin miskin oturmaktan çok sıkıldım diyorum. Ha, doğru diyorsun ya. Bak hazır içecekler de bitmiş. O zaman sen birkaç içecek al da gel hadi. Hem hareket olur ha. Hadi. Merhaba. Ne haber Ceyda? Ne haber gençler? İyi, sana ne haber? Filizciğim işte. Ne yapıyorsunuz? Nereden geliyorsunuz böyle? Biz deniz kıyısındaydık, biraz koştuk. Müthiş bir şey, herkese tavsiye ediyorum. Müthişmiş. Zorla koşturdum seni. Ya ilk başta zorla koştum ama yani sonra nasıldım? Süperdin. Ya spor çok karnımı acıktırdı. Bir şeyler yiyelim mi? Olur canım, süper olur. Hadi gel sandviç alalım. Tamam. Hadi. Allah. Ne? Ne demek ne? Görmüyor musun Hakan'la Filiz'i? Ne kadar güzel vakit geçiriyorlar. Ya gitmiş koşmuşlar, koşuşturmuşlar oradan oraya. Ne ya, ne yani? Spor yapmışlar, koşmamışlar. Ya ne spor ya? Hakan'ın her yeri spor olsa ne olur ya? Spormuş. Şükrü Müştemilat'ın girişinde oturmuş, önünde bir bardak çay, hala düşünüyor. Mehmet'le Junior Kemal yanına geldiler. Junior Kemal'in sırtında çantası. Şükrü abi, Junior'ı getirdim. İyi, bırak bir yere. Ne oldu bu? Paralarını saklayacağın yeri mi düşünüyorsun? Ya oğlum git işine ya. Sarp abi de ne zaman para alsan hep böyle düşünceli oluyorsun. Bu sefer başka bir şey düşüneyim Cinyer. Mevzu ne Şükrü abi? Sarp Bey Rüyam Hanım'ın aklını alacak bir sürpriz hazırlamış biliyor musun? Onu merak ediyorum. Ha, o zaman cep telefonudur. Rüyam Hanım cep telefonu hastası bilmiyor musun baba? Bu yurt dışından gelecek şöyle diye. Allah Allah, ne olabilir ki Şükrü abi? Ne zamandır beklediği bir şeymiş. Görünce aklını oynatacakmış, öyle değil. Aa, o zaman Sarp abinin annesiyle babası geliyor. Anasıyla babası mı? Evet, onlar gelince evlenecekler ya baba. Tabii Rüya ablamın en çok istediği şey evlenmek. Tabii telefondan sonra. Doğru diyorlar. Hakikat geliyor bunlara. Mantıklı Şükrü abi. Aferin Junior. Bana çok büyük bir kıyak yaptın. İlk defa bu kadar gurur duyuyorum seninle. İyi de abi, sen niye bu kadar seviniyorsun ki? Görmüyor musun oğlum haberin değerini? Bir servet yatıyor ya. Dünyanın sayesinde çözdüm. Baba sen de benim problemimi çöz. Çok ödevim var, yardım eder misin? Bu yaptığın çok ayıp. Çok ayıp Dünya, çok ayıp oğlum. Niye baba? İnsan yaptığı bir iyilikten sonra karşılık bekler mi? Nereden öğreniyorsun bunları? Nereden duyuyorsun? Kim sana model oluyor oğlum? Vallahi anlamış değilim ya. Şükrü abi sen bedavaya selam bile vermiyorsun ya. Mehmet, sen ne işin var burada ya? Billan'da işin yok mu ya? E sen çağırıyorsun abi ama. Kaybol hadi. Billan'a. Hadi kaybol. Mehmet, Billan'a hadi. Yürü git. Yürü. Bak oğlum, eğer ki derslerinde bir sıkıntın olursa, bir problem çözemezsen doğru cana... Sana mı geleyim baba? Anana git. Hem villadakiler git, Sementa'ya git ama bana gelme. Ben çok süper bir iş için uğraşıyorum oğlum. Çok büyük bir iş için uğraşıyorum. Bana sakın geleyim deme. Hadi yürü git şimdi. Babasının bu hallerine alışık olduğundan olsa gerek tepkisizce eve girdi. Şükrü Rüyam'dan alacağı bahşişin planını yapıyor. Filiz... Canım. Meyve suları da geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ya Ceyda alt tarafı gitmiş koşmuşlar ya. Bunun için bana surat mı asacaksın? Ya ne demek ne oldu? İnsanlar buna spor diyor Burhan'cığım. Yani beraber bir şey yapıyorlar ve bundan keyif alıyorlar. Ya beraber karar vermişler. Şimdi bak ne güzel başka bir karar almışlar. Beraberce burada normalce oturuyoruz ya. Yalnız biz birazdan kalkacağız Burhan. Allah Allah. Nereye ya? Yine kalkıp koşmaya mı gideceksiniz? Bu sefer buz patenine gidiyoruz. Ya buyur. Gördün mü? İnsanlar yine eğlenecek bir şey bulmuşlar. Ne tuhaf. Ah. Ya Ceyda bir saniye. Ya Hakan sen ne anlarsın buz pateninden ya? Ne var canım? Düşe kalka öğrenirim. Ya siz de gelseniz hep beraber gidelim. Yok canım biz gelemeyeceğiz. Ya yok ne buz pateniymiş, buz pateniymiş ya. Tamam, biz şimdi buz patenine gidiyoruz. Sonra hep... Canım, Hakan'cığım sonrası biz yemeğimizi yerim kalkarız sonra. Tamam, o zaman biz
yemeğimizi yiyelim. Burhan'ın umursamaz tavırları Ceyda'yı sinir etti. Şükrü garajda nöbetti. Nerede kaldı bu Rüyam Hanım ya? Nerede kaldı? Heyecandan cat diyeceğim ya. Hey. Rüyam üstü açık kırmızı renkteki spor aracıyla garaj kapısından içeri girdi. Aa, vallahi de geldi. Rüyam arabasını park ederken Şükrü el kol hareketleriyle onu yönlendiriyor. Rüyam'ın suratı asık, keyifsiz. Kaşlarını çatarak Şükrü'ye baktı. Efendim, her tarafı temizledim. Sizi çok güzel bir yere park ettirdim efendim. Mavi taytın üzerine giydiği pembe ceketiyle arabadan indi. Ayağında topuklu pembe ayakkabılar. Hoş geldiniz. Bahşişlerin hanımefendisi. Ne oluyor Şükrü efendi? Bu neyin coşkusu böyle? Efendim, sizi mutlu edecek çok güzel bir haberim var. Hiç sanmıyorum Şükrü efendi. Bugün mutlu olmam imkansız. Yani bak, alışverişe gittim. Hiçbir şey almadan geri döndüm. O denli yani. Ama ben bu konuda çok iddialıyım. Sizi çıldır çıldır çıldırtacağım inşallah. Allah Allah. Neymiş o haber? Hadi söyle bir an önce. Oyalama beni. İşim var. Yalnız efendim, haber çok güzel. Hemen kemerinizi takın. Arabaya mı bineyim yani? Niye? Arabada kemer. Yok. Yani söyleyeceğim haber sizi çok sarsacak. Mecazi anlamda kullanıyorum yani lafı. Ay, içimi kardın. Hadi söyle. Efendim, Zarp Bey'in annesi ve babası efendim yurt dışından geliyorlar. Rüyam Hanım. Rüyam dondu kaldı. Rüyam Hanım. Sen ne diyorsun Şükrü efendi? Doğru mu duydum? Ha? Doğru. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Yemin et, yemin et, yemin et. Bir tencere kuru fasulyenin dibi tutsun ki doğru söylüyorum Rüyam Hanım. Ay, Şükrü efendi gel buraya. Şükrü efendi. Şükrü efendi, ben seni yerim, yerim. Ya gerçekten beni çok mutlu ettin Şükrü efendi. Çok teşekkür ederim sana. Yalnız efendim, Zarp Bey'e Selim'e size sürpriz yapacak. Yoksa beni mahveder. Söyler miyim hiç? Sen hiç merak etme. Sarpışkom asla duymayacak ama bütün dünya duyacak. Hatta bütün evren duyacak. Ben hemen gidiyorum, herkes arayacağım. Ay. Ama baş vermedi lan. Rüyam Hanım. Ha canım. Bir şey unutmadınız mı? Rüyam elindeki anahtara baktıktan sonra anladım der gibi başını salladı ve anahtarı al Şükrü'ye canım verdi. Genç kadının aşırı cömert bahşişi karşısında Şükrü şokta. Rüyam mutluluktan uçacakmış gibi koşarak villaya gidiyor. Ağzı açık ayran budalası gibi avucunun içindeki anahtara bakan Şükrü ise hala şokta. Kafasını çevirip heyecanla arabaya baktı. Bir müddet arabayı izledikten sonra önüne dönüp tekrar avucunun içindeki anahtara baktı. Heyecandan ayakta zor duruyor, sendeledi. Çalan Rüyam'ın telefonu. Efendim anneşkocuğum. Geldim, geldim, geldim. Eve girmek üzereyim de Şükrü efendiye anahtarı veriyordum benim arabayı park etsin diye. Şükrü Rüyam'ın bahşiş olarak ona arabasını verdiğini sanmaya devam ediyor. Bahşiş diye arabayı verdi bana. Anahtarı bağrına basarak arabaya baktı. Ay anneşkocuğum, bu arada inanılmaz bir şey oldu. Kulaklarına inanamayacaksın. Ay sana anlatmak için çıldırıyorum. Evet, yok canım tabii, doğru, iki adım sonra evdeyim de heyecandan işte. Tamam hadi geliyorum, anlatıyorum o zaman. Ay ben Şükrü efendiye bahşiş vermeyi unuttum. Ama neyse, sonra veririm 2-3 kuruş, sevinir fakir. Tamam hadi öpüyorum anneşkocuğum. Giriyorum. Şükrü direksiyonu sıkıca kavramış, öylece oturuyor. Hava açık, güneşli. Bahçedeki ağaçlar baharın geldiğini müjdeler gibi çiçek açmışlar. Koskoca arabayı verdi ya. Fıstık gibi de araba. Haberin olsun.
artık sahibin benim. Sen benim oldun. Dikiz aynasını kendine çevirdi, saçlarını düzeltiyor. Kafasının ortasındaki saçları bayağı seyrek. Hadi yavrum, söylesene şu haberi. Ay evet Rüya, meraktan çatlayacağız. Ama bu haber belli ki seni çok mutlu etmiş. Ay evet, tamam tamam. Sıkı durun, kemerlerinizi bağlayın. Yalnız araba kemerini kastetmiyorum. Yani duyduğunuz haber karşısında öyle sarsılacaksınız ki mecazi anlamda şey ettiriyorum. Anladık yavrucuğum, hadi sen söyle. Aa, nasıl anladınız hemen ya? Şükrü Efendi bana söylediğinde ben gerçekten araba kemeri zannettim. Hayatım, büyük bir haber verilirken söylenir böyle şeyler. Hadi söylesen artık. Tamam tamam, söylüyorum. Sıkı durun. Yalnız duyduğunuz haber karşısında kulaklarınıza inanamayacaksınız. Öyle büyük bir haber ki anlatamam yani. Hayır, ben duyduğumda var ya, ne oluyor ya? Ne oluyor falan dedim. Yani şok oldum gerçekten. Şükrü Efendi var ya, böyle karşıma geçti, şak diye haberi söyledi. Diye böyle kalmışım bir süre, tamam mı? Ondan sonra böyle gözlerim kararmaya başladı. Tansiyonum düştü. Ayağımın altından yer böyle fışık diye kaydı. Hatta bir ara Şükrü Efendi böyle buruğunu açtı gibi oldu. Heyecanım, öleceğim. Şok üstüne şok, şok üstüne şok, şok. Söylesene şu haberi. Rüyamla Biricik'in ödü patladı. Yavrucuğum, söylesene haberi. Alem kadınsın anneciğim, kocum ya. Hazır mıyız? Evleniyorum! Gerçekten mi? Nereden çıktı bu? Şükrü Efendi söyledi. Sarpışkom Şükrü Efendi'ye söylemiş. Anneşkosu ile babişkosu iki güne kadar buraya geliyormuş. Ay çok güzel, çok şükür. Ah yavrum benim, yavrum canım. Ay ne güzel. Çok sevindim, çok iyiyim. Yalnız çok önemli bir şey var. Sakın bildiğinizi Sarpışkom'a belli etmiyorsunuz, tamam mı? Hiç merak etme. Çok şükür. Hiç merak etme yavrum, akışına bırakıyorum. Sen merak etme, yeter ki evlen. Ya çok şükür ya. Yapacakmış ya. Yerim onu ben. Evleniyorum. Evleniyorum. Tamam şimdi az oyna. Tamam, düğünde oynarsın. Orada nasıl oynayacağım? Orada nasıl oynayacağım? Şükrü arabanın arka koltuğunda uzanmış, eliyle koltuğu okşuyor. İçimde öyle bir his var ki seninle çok iyi anlaşacağız. Ben kırmızıyı çok severim, biliyor musun? Seninle gezeriz, tozarız. Ne bileyim, kırlara gideriz, pikniğe gideriz, koya gideriz. Oradaki akrabalarımı bindiririz, gezdiririz. Değil mi? Senin motorun açıldı mı? Önemli değil. Hiç önemli değil. Ben açarım. Şey diyeceğim bir de. Lütfen akşam olduğu zaman üstümüzü örtüyoruz, tamam? Sabah olunca açarız. Baksana, gece üşürsün falan. Bak, toz da olmuşsun. Bunlar olmaz. Tamam. Evet. Hı? Niye? Ay çok sevindim ben. Ben şimdi hemen Nurhan'ı arayıp söylemek istiyorum. Aa! Olmaz Biricik. Sadece Nurhan'a değil. Nurhan'ın annesine, babasına, kardeşine, hatta var ya Fahri aile üyeleri olan Fatma Hanım'a sen haber veriyorsun. Anişkocuğum, sosyete ayağı sende. Tüm sosyeteyi ve akrabaları sen arıyorsun. Bense bugüne kadar evde kaldığımı düşünen tüm arkadaşlarımı arıyorum. Onları böyle çattır 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 çatlatıyorum. Hadi koyayım. Hadi görev başına. Sefa'nın üzerinden telefonları alıp koltuğa oturdular. Kahve içer miyiz kızlar? Aa tabii. Ay, evet evet tabii. Ya. Keyif kahvesi. Önce Canan'ı arayacağım. Tamam. Önce Canan hocam, her hafta arıyor ya, nedir durum falan. Nurhan'cığım, ay canım, nasılsın? Ay biz de iyiyiz canım. Ay güzel bir haberim var bana. Bak ne diyeceğim, benim büyük kızım biliyor falan. Alo, Canan ne haber? Aşkım, müsait miydi? Geliyorlar mı canım, biliyorum. Mahmut'un evinin dışarıdan görünümü. Badire'nin elleri hamurlu. Fatma, Biricik arıyor, şu telefonu açar mısın? Alo, Biricik. İyiyiz yavrum. Sen nasılsın? Ne? Sarp'ın annesi babası mı dönüyor? Ay çok iyi, çok iyi. Rüyam artık muradına erecek. Ah canım, çok güzel bir haber.
Hayırlı bir haber oldu bu. Ha yavrum. Tabii, tabii canım, tabii. Olur, olur. Öpüyorum canım. Hadi görüşürüz. Çeksene, bitti ablam. Rüyam evleniyor mu dedin sen? Sarp'ın annesi babası gelecekmiş. Artık evlenirler. O zaman gelir gelmez düğün yaparlar artık, değil mi? Hemen evlendirirler. Ya tabii ki ya. Rüyam bugünü bekliyor. Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Onları var ya, havaalanında gelinlikle karşılar. Günlerdir bekliyor ya. Yani biraz daha gelmeselerdi Rüyam evde kalmış olacaktı. Mahmut, bunlar evlenirse düğün olacak demektir. Tabii Badire, düğün yapacaklar canım. Tabii yapacaklar canım. Bunlar zengin kısmı. Kalkıp da kuru bir nikah yapacak değiller ya. Şaşalı, görkemli, büyük bir düğün yaparlar artık. Ya, şimdi takı da takmak lazım. Takma canım. Nasıl takmayalım canım? Takı takmadan olur mu? Ya kafana takma diyorum ya. Tabii ki düğünde biz de bir şey takacağız. Ya kanka ya, bu takımın sesini sen çok yani büyüttün. Düğün olur, takı ne olacak? Bebek olur, takı ne olacak? İyice dert oldu bu sana ya, kafana iyice taktı ya. Niye dert etmeyeyim Fatmacığım? Yani biz böyle mütevazi bir şey aldık. Dünürler de öyle yaptılar. Tabii canım. Bizi mahcup etmemek için onlar da öyle davranıyorlar. İyi de Mahmut, bizim yüzümüzden içlerinden geleni yapamıyor insanlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu sefer onlar sizi koşturamazlar. Karşı taraf dünürleri de zengin ya. Onlarla yarışacağız derken onlar sizi dönüp bakmazlar bile, görmezler bile sizi. Ya işte. Şimdi iyice böyle kabak gibi ortada kalacağız. Niye kalalım Badire ya? Allah Allah. Biz de ona göre bir şey takarız. Daha iyi bir şey takarız ya. Nasıl takarız Mahmut? Durumumuza baksana. Kanka, ya benim canım çok çekti, yiyebilir miyim? Çiğ. Pişmedi daha. Olsun, ben çok severim. Çok, en çok sevdiğim şeydir hayatta. Pişmemiş poğaça hamurunu yiyor. Mahmut'la Badire şaşkınlıkla izliyorlar Fatma'yı. Çok lezzetli olmuş. Vallahi pişmeden yerim ben, ama bitiririm. Rüyam beyaz bir zarfın içine para koydu. Rüyam ne yapıyorsun öyle? Şükrü Efendi bana müjde verdi ya. Ben de ona 1000 lira bahşiş hazırladım. Aa, iyi ediyorsun yavrucuğum. Ne zamandır bekliyorduk bu haberi. Aynen. Aa Cihir, gel canım. Efendim Rüyam abla. Al bu zarfı, tamam mı? Babişkona götür. Tamam Rüyam abla. Heh, Rüyam ablam sana bahşiş gönderdi de. Tamam. Aferin sana cin. Sevap da oldu bir yerde. İyi ettin ama, iyi ettin. Aferin. Elinde zarfla bahçeye çıkan Junior Kemal, merdivenlerden inerken ağacın dibinde sarı renkli bir top gördü. Biraz topla oynayayım, sonra zarfı veririm. Topu alıp oynamaya başladı. Zarfı elinde tutuyor. Emenike, Emenike, Emenike. Şükrü mavi renk bir bezle arabayı siliyor. Nasıl iyi geldi değil mi? Yıkanınca rahatladın değil mi? He? Seni öyle kuru sabunla değil, lavantalı şampuanla yıkadım. Hem de kepeğe karşı etkili olanından. Aslında vallahi seni hamama götürmek lazım. Şöyle göbek taşına bir oturtacağım seni. Nasıl böyle ovalıya, ovalıya, ovalıya yıkayacağım. Ama kadınlara var, erkeklere var. Arabalara gün koymamışlar. Ne olacak ki? Yavrum, güzelim. Meryem merdivenlerden garaja iniyor. Şükrü öyle bir dalmış ki temizliğe Meryem'i fark etmedi. Şükrü? Şükrü, ne yapıyorsun sen burada? Arabamı yıkıyorum. Birkaç tur attım, yoruldu. Arkasına ne yazdıracağım biliyor musun? Rüyam sağ olsun. Ya bir dakika ya, bir dakika. Bu araba nereden senin araban oluyormuş ki? Bu Rüyam Hanım'ın arabası işte. İşte bahşiş olarak bana verdi. Ya saçmalıyorsun lan sen. Baksana. Sarp'ın anası babası gelecek dedim. He. O da evlenecek ya Sarp'ın anası babası geldiğinde. Sevinçten tuttu bahşiş olarak bu arabayı bana verdi. He, yani bu koskoca arabayı sağ mı verdi yani? Çıkırı! İlişik! Aa, parmağınız çıktı oraya ya. İnanmıyorsa git sor. Git sor çabuk. Tamam Şükrü. Soracağım ben, soracağım. Baksana. Rüyam Hanım'ın bir de jipi var biliyor. Bugün jipi kullanıyor olsaydı jipi bana verecekti. Düşünebiliyor musun? Jip kar.
Yok şaka. Jip senin yerini tutar mı? Sen varken ben jipi neyleyim? Allah'ım. Yani Riya Hanım keşke bahşiş olarak sana azıcık akıl fikir verseydi. Yiyeceğim de zaten o da bunu nereden bulacak orası da meçhul tabii. Değil mi Şükrü? Allah'ım. Koklayarak siliyor. Anam, sinek, sinek ne yapmış ya? Bismillah, tamam götürsen bunu ne yapacağım? Kapalı bir yere koymak lazım. Badire peynirli harç koyduğu hamura yuvarlak şekil veriyor. Yani dönecek zamanı buldular. Koca dünyada gezilecek yer kalmadı mı ya? Gitsinler, kutuba gitsinler. Yani oraları biraz geçsinler. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Kanka bana bakayım kendine gel. Sen hamuru yoğuruyor mu yoksa yak mı atıyorsun ya ne yapıyorsun? Ya Badire sıkma canını canım. Biz de bir şey takarız elbette ya. Nasıl takarız? Durumumuz belli dedi Mahmut. Ya bak şu markette hani bekçi arıyorlardı ya. Daha bulamamışlar. Ben gidip konuşayım bir ha. Ne dersin? Siz konuşmadınız mı kankamla? O iş bitirdiniz. Allah Allah. Yine de diretiyorsun ya. Canım Allah Allah. Tatil için yapılmaz belki. Ama bu konu mühim. Gideceğim bir iki ay çalışacağım. Sen ne dersin? Canım olmaz. Ben sana kıyamam. Ya Badire burada kıyacak bir şey yok ki. Gece bekçisi. Gideceğim markette sabaha kadar dolanacağım. Veya oturacağım. Sonra geleceğim. Sabahleyin evde vuracağım kafayı yatacağım. Ya canım zaten bunların evlilik hazırlıkları bir iki ay sürer değil mi? Bu ara ben gidip markette bir konuşayım. Ben de iki ay çalışayım yeter sana. Tamam, al bakalım hadi. Sen şuna devam et. Geç Mahmut Bey, teşekkür ederim. Bulmaca çözdüğü gazeteyi verdi. Badire merak etme. Biz de bir şeyler takarız. Hadi canım sen pişir şunları yiyelim artık. Ölüyorum yani valla açlıktan. Hadi çabuk pişir artık şunu canım çok. Hamurunu yedim ki olmaz pişir yiyeyim. Mahmut'cum, ya iyi, çok heyecanlıyım ya. Acaba aramadığım kimse kaldı mı ha? Bak bakalım. Dur, önemli çünkü. Kimseyi es geçmemek lazım. Affedersiniz Rüya Hanım. Size bir şey soracaktım da. Sor canım. Siz Şükrü'ye bir bahşiş vermişsiniz ya. Evet. Hah işte o bahşiş Şükrü için biraz fazla değil mi? Olur mu öyle şey Meryem? Olur mu öyle şey? Şükrü Efendi o bahşişi sonuna kadar hak etti. Ha. İşte siz öyle diyorsanız öyledir o zaman. Oldu o zaman ben işim edeyim. Hay Allah. Canım ya. Verdiğim 1.000 lira bahşişi çok bulmuşlar. Kıyamam. Rüyam bahşiş olarak da 1.000 lira az değil hani. Ama yo sonuna kadar hak etti yani. Hiç. Ay neyse çok heyecanlıyım. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Ay aramadığım düşman kaldı mı acaba? Düşman diyor ya. Geç. Fatma Mahmut'un yarım bıraktığı bulmacayı çözüyor. Ay mikroskop çağı neydi bu kanka? Biliyordum ben bunu ya. Hem gayet iyi biliyordum ya. Aman ya. Öf be öf. Hatırladım. La harfli bir şeydi ama. Dur. Ha buldum. Lemet. Fatma ya. Mahmut'a çok yük oluyoruz biz. Bütün yük onun üstünde. Canım sen ne yapabilirsin kadın başına kankacığım? Daha fazla bir şey yapamazsın ki. Keşke şu lokanta kapanmasaydı. 3-5 kuruş kazanıyorduk işte. Biraz destek olurdum. Bir uzak doğu dövüş sporu. Fatma ben ne diyorum sen ne yapıyorsun? Kanka ya şey olması lazım hani bunun karet olması lazım ama yok ya. Baş harfinden tarifinden başlıyor kanka. Fatma. Bırakır mısın şu bulmacayı artık? Şimdi sırası değil. Al, bırakıyorum. Tamam, bıraktım. Badire'nin gözü gazetedeki iş ilanlarına takıldı. Kafasını uzatmış, dikkatlice gazeteye bakıyor. Ne oluyoruz? Beni bıraktın mı şimdi kendine bakıyorsun ya? Bak, orada bir ilan var. Şu köşedeki ilan bir okusana. Temizlik şirketinde çalışacak bayan eleman aranıyor. Ücret dolgundur. Ücret dolgunmuş Fatma. Kanka sakın temizlik şirketin çalışmayı düşünmüyorsun değil mi? Aa, neden düşünmeyeyim canım? Bir ev kadınının milli spordur temizlik. Hem bak ücret de dolgunmuş.
Mahmut Bey izin verecek mi sana? Kızmayacak mı Mahmut Bey? Mahmut kesinlikle izin vermez ama izin vermez de nasıl olsa bekçilik yapacak. Gündüz akşama kadar uyur. O uyanmadan ben eve dönerim. Hem bak ücret de dolgun. Oo kanka sen görünüşe bakılırsa çoktan kararını vermişsin. Hadi. Ay, ay. Şu telefonu bir çeviriver de konuşalım. Aa bak bak o alt ilanda ne yazıyor? Tekvando kursu için hoca aranıyor. Kanka şimdi de tekvando hocası olmaya mı karar verdin? Ya canım öyle şey olur mu? Hani sen uzak doğu sporu ne demiştin işte tekvando. Bravo kanka sana ya. Cin gibi kadınsın vallahi billah. Yukarı bakıyorsun ilan, aşağı bakıyorsun bulmacanın cevabı. Hemen yazıyorum kankacığım. Hemen. Hemen dur 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 dur. Hemen yazayım ben onu da. Arasaydın o temizlik işte. Ararım ararım canım dur. Unutmadan önce yazayım. Dur. Dur 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 kankacığım. Oldu kız vallahi oldu. Aray. Şükrü direksiyonun başına geçmiş, araba hareket etmeden olduğu yerde marşa basıyor. Çıkan motor sesinden zevk alır gibi bir hali var. Geçen sürede herhangi bir farklılık olmadı. Şükrü büyük bir zevkle marşa basmaya devam ediyor. Bu sırada Meryem'in merdivenlerden inerek Şükrü'ye doğru yaklaştığını görüyoruz. Şükrü. Ya Şükrü. Bu Riyam Hanım hakikaten kafayı yemiş ya. Bunu sana bahşiş olarak vermiş. Dedim sana kızım. Gel atla gezdireyim seni biraz gel. Ya yok Şükrü ya. İşim gücüm var benim bir sürü ya. Hem bak sen de fazla dolanma tamam mı? Kemal Bey gelir birazdan. Ne var bunda ya? Arabamla biraz samimiyeti arttıracağım. Geliyor mu gelmiyor mu? Yok Şükrü gelmiyorum. O zaman biraz açıl. Uçuşa geçeyim. İyi ama hadi kalk işe geç o zaman. Gaza bastı. Hızla gidiyor. Meryem ellerini beline koymuş. Tedirgin gözlerle arkasından bakmakta. Allah'ım ya. Ay ben hala inanamıyorum yani şimdi bu arabayı buna maaş olarak verdiğine. Neyse. Neyse. Hakan'la Filiz tabletten bir şeye bakıyorlar. Ceyda kollarını bağlamış Burhan'a tavır yapıyor. Filiz, bu kulüp nasıl? Dün akşam dışarıdaydık. Bu sefer de konsere gitsek. Bakalım hemen konser var mı? Nereye ya? Ah tabii sen böyle biri ayağa kalkınca şaşırıyorsun değil mi Burhan'cığım? Merak etme bir yere gitmiyorum. Lavaboya gidip geleceğim. Canım ben de bir lavaboya gideyim. Sonra kalkarız tamam mı? Tamam. Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Neyi ne yapıyoruz abi? Ne demek ne yapıyoruz ya? Ne bu aktiviteler maktiviteler? Ne ayak oğlum? Abiciğim biz genciz ya. Kanımız kaynıyor. Ya Hakan bırak Allah'ını seversen ya. Genç dediğin oturur oturur. Sinemada oturur, amfide oturur, bankta oturur. Bak burası kafe. Herkes genç, herkes oturuyor. Yok abi ya. Biz iyiyiz böyle hareketli. Hakan bak gözlerimin içine bak. Bu aktiviteleri sevip sevmediğini bana bir söyle hadi. Bak gözlerimin içine iyi bak. Kaçırma gözlerini. Koş. Burhan. Evet. Sana bir şey itiraf edeceğim. Ben bu aktivitelerden çok yoruldum kardeşim ya. Beni ne olursun kurtar. Ben de böyle senin gibi oturmak istiyorum ya. Gideyim bir kafeye bir yere oturayım kalkmayayım istiyorum ya. Tamam beni kurtaracak mısın? Kurtaracağım kardeşim söz. Tamam. Bak kardeşim bir de Ceyda'ya kötü örnek oluyorsunuz. Ben alıştırmışım onu burada oturtmaya. Ya sonra geliyorsunuz size özeniyor ya lütfen. Tamam kardeşim oturalım ya. O kadar yoruldum ki vallahi oturalım biraz. Yoruldum koşuşturmaktan ya oturalım abi. Şurada şöyle oturalım. Oturalım ha. Buna sonu yok yani. Bugün paten, yarın gol. Olmaz. Meryem mutfakta patates soyuyor. Kenarları oyalı mor yazmasını arkadan başına dolamış, boynu açıkta. Ay, 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 ay. Anne, babam nerede? Aman, arabasıyla fink atıyor. Nerede olacak? Ne yapacaksın ki sen babana? Onu Rüya Hanım'dan yolladı. Bahşişmiş ona. Bahşiş mi? Meryem zarfın içindeki paralara bakıyor. Anam. Ay bu çakma Şükrü arabayı bahşiş zannediyor.
Vay vay vay. Yavrum, yavrum sen geç memuru falan ye, ben geliyorum, tamam mı? Tamam mı yavrum? Telaşla çıktı mutfaktan. Burhan. Hı. Beni bu hayattan kurtar kardeşim. Tamam. Filiz yüzünden yine bu sabah bir saat koşmak zorunda kaldım ya. Merak etme, halledeceğiz. Ceyda ile Filiz arkalarında. Filiz Hakan'ın omzuna dokundu. Filiz. Öyle mi Hakan Bey? Filiz. Ya ben. Ceyda. Ben de Burhan kardeşimi sabah koşularına ikna etmeye çalışıyordum. Hiç boşuna kıvranma Hakan, ne dediğini duydum. Boş ver canım benim, erkek milleti. Hepsi aynı. Bırakalım bunlar böyle miskin miskin otursunlar burada. Ya en azından ben bunun gibi numara yapmıyorum yani. Burhan. Ceyda'cığım biz neden ikimiz takılmıyoruz? Valla bence şahane bir fikir Filiz'ciğim. Hem herkes ne istiyorsa onu yapar. Değil mi? Sen buz pateni mi demiştin hayatım? Evet canım. Hadi gidelim. Size iyi günler. Ya, i̇yi günler. Filiz. Ceyda nereye ya? Filiz ya tamam, ne istiyorsan yaparım ya. Hakan. Ya ben de ne istiyorsam yaparım, tamam mı? Şöyle ya, yapar ya. Sinir oluyorum ya. Neyse ya. Hayret bir şey ya. Sanki buz pateni kaymayı biliyorlar ya. Yani. İyi oldu, boş ver böyle. Vallahi tabii iyi canım, iyi oldu ya. Bir şey. Burhan. Ha. Bana bak. O buz pateni pistinde böyle... Oğlum, bazı hocalar var. Onlar böyle kızlara ders veriyorlar. Böyle kaslı, yakışıklı tipler, şimdi onlar... Oğlum, bizim kızlar asılmasınlar ya. Ne diyorsun ya? Evet. Kaslı maslı. Buz oğlum pateni. Yürü hadi yürü. Hesabı bana yaz. Filiz. Lan buz patenini de kaydırtmam ben kimseye. Villanın bahçeden görünümü. Meryem elinde zarfla garajda sağa sola volta atıyor. Ah Şükrü, ah Şükrü neredesin ya? Ay inşallah arabanın bir taraflarını çiziktirmeden getirir ya Rabbim ya. Şükrü elleri cebinde sallana sallana garaj kapısından içeri girdi. Keyfi pek yerinde. Aa, Şükrü. Şükrü araba nerede? Araba nerede? Çok iyi müşteri çıktı. Arabayı sattım Meryem. Ne? Sen Riyam Hanım'ın arabasını mı sattın Şükrü? 5.000 lira kapora aldım. Ruhsatı değiştirmeye gittiğimde geri kalanı alacağım inşallah. Anam! Ya sen ne yaptın ya? O araba senin bahşişin değildi Şükrü. Bu senin bahşişin bu. Bu mu? Bu ne ya? Bahşişin işte Şükrü. 1.000 lira var. Senin bahşişin bu. Araba değil. Bu ne Allah aşkına ya? Riyam Hanım bana arabanın anahtarını attı. Sen ne diyorsun ya? Ya tamam işte. Onu da arka garaja çek diye atmıştır. Hadi koş Şükrü. Koş git arabayı al gel. Hadi. Ne demek kalk git arabayı al gel. Kapora aldım diyeyim sana. Kız kapora. Şükrü, Riyam Hanım'a ne diyeceğim pardon? Çok affedersin, arabanı sattın mı diyeceksin? Hadi koş git al arabayı gel hadi. Adamla antlaşma yaptık. Kim cayarsa cayma parası olarak 1.000 TL verecek. Bu şimdi oraya mı gidecek yani? Evet Şükrü. Kafasız Şükrü. Sen bunları hak ediyorsun çünkü. Hadi koş git arabayı al gel hadi. 1.000 lira da iyi bahşişmiş ha. Şimdi bunlar oraya mı gideceğim? Şükrü, Şükrü hadi fazla konuşma. Hadi kalk git arabayı al gel. Vallahi kıracağım kafana. Yürü. Hadi mızmızlanma Şükrü yürü. Zarar ediyorum ama ya. Elinden oyuncağı alınmış çocuk gibi mızıldanarak yürüyor. Önce elindeki paralara, ardından da dönüp Meryem'e baktı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Of seninle uğraşıyorum ben ya bir de. Oh Şükrü. Şükrü'nün gönlü hiç razı değil paraları geri vermeye. Zoraki yürüyor. Ayılanma Şükrü hadi yürü. Garajdan çıkmadan önce dönüp bir kez daha baktı Meryem'e. Fırsatını bulsa kaçacakmış gibi. Gece vakti villanın bahçeden görünümü. Bak fırçayı atınca nasıl getiriyor anasını babasını yurt dışından. He evet babişkocuğum, keşke daha önce yapsaydık bunu ya. Vallahi Rüyam senin adına çok sevindim. Yani sonunda muradına ereceksin. Yalnız Sarp sürpriz yapacakmış. Aman ha kimse belli etmesin, tamam mı? Yok ya baksana herkes kızınca villaya bile gelmiyor neredeyse. Ay bir an önce gelseler de hazırlıklara başlasak. Ay kesinlikle anneşkocuğum. Yani ben katiyen dayanamam. Gelsinler şak diye düğünü yapalım.
Ben de o zaman yarın alışverişe çıkayım da üstüme başıma bir şeyler alayım. Olmadı Mahmut Bey'i de götürürüm yanımda. Beraber gideriz. Sağ ol baba. Gidin gidin alışveriş yapın. Oh! Mahmut'un evi gri pembe baklava desenli siyah bir hırka giyen Mahmut askılıktan montunu aldı. Badire, ben gidiyorum. Hadi yarın görüşürüz. Ver canım ver. Ben geçireyim. Geçireyim. Bak Mahmut'cum, ne olur kendini yorma. Öyle mağazanın içine dolaşıp durma. Geç bir sandalyeye otur. Dinlen. Hatta sandalyeleri bir araya getir. Uzanırsın ara sıra. Ha canım? Ya Badire sen beni merak etme. Ben başımın çaresine bakarım. Allah Allah. Hadi eyvallah. Badire'nin gönlü hiç razı değil Mahmut'un gece bekçiliği yapmasına. Üzgün, ağlamaklı mutfağa girdi. Gündüz vakti Galata civarında ilerleyen bir yolcu vapuru. Görüntü villanın bahçesine geçti. Rüyam gelinlik provasında. Ah hayatım şahane görünüyorsun. Çok güzel bir gelinlik seçmişsin. Gerçekten mi? Gerçekten mi Biricik? Beğendin mi? Beğendim, beğenmez miyim? Evet. Çok güzel, çok yakıştı. Ay çok teşekkür ederim. Aa, ne yapıyorsunuz siz burada? Hay anişkocuğum, gelinlikçimi çağırttım. Gelinlik provamı yapıyorum. Ay yavrucuğum niye bu kadar erken çağırdın? Ben de dip bucak temizlenelim diye temizlik şirketini çağırdım. Olsun anneşkocuğum ne yapayım ya? Dayanamadım çağırdım işte. Aman anneciğim bir şey olmaz. Baksana çok güzel oldu değil mi? Ay prenses gibi olmuş canım benim. Yalnız siz yukarı çıkın şimdi neredeyse gelir temizlik şirketi. Ha, tamam tamam zaten böyle bir iki küçük ayrıntı kaldı. Onları halledelim hemen çıkarız anneşkocuğum hiç merak etme. Hadi, ay maşallah maşallah maşallah. Şunu da böyle daha uzun olsun istiyorum. Üstüdantel etekleri tüm şey straplez tamam, model bembeyaz bir gelinlik. Falan olsun. Tamam Rüyam Hanım hallederiz. Yalnız hayatım ya o kadar da uzun olmasın dans edeceksiniz. Aa kolay Biricik. Ne var canım? Sarpış kom taşırdı o ama. Gönlüne göre yaptır böyle o gün senin günün. Hah oraya da kıvıralım. Oh. Mahmut yorgun argın eve geldi. Sabaha kadar uykusuz kalmak ne zormuş ya. Vallahi pestilim çıktı. Badire! Badire! Daha kalkmadı herhalde. Badire! Ben de yorgunum bir an evvel çıkıp yatayım bari. Of! Yani sabah kim arar ya? Askılığa astığı montunun cebinden telefonunu çıkardı. Ah, Kemal Bey arıyor ya. Hayırdır inşallah. Oh. Efendim Kemal Bey, buyurun. Yok, uyandırmadınız. Olur mu öyle şey? Ben zaten uyanmıştım. Ne? Beni almaya mı geliyorsunuz? Tabii. Görüşebiliriz tabii. Ben bekliyorum sizi. Tabii hiçbir şey yok tabii. Hadi hoşça kal. Ben şimdi adama nasıl derim ki gece bekçiliği yaptım sabaha kadar oturdum. Badire. Allah'ım yarabbim Badire. Beyaz bir minibüsten temizlik malzemesi taşıyan birkaç kadın. Hadi hanımlar hadi. Ev büyük işimiz çok. Evet başladım. Başladım Fatmacığım başladım canım. Evet geldik bir yerlere işte bakalım. Evet. Ha canım ama bak ilk günden şimdi azar işiteceğim. Sonra konuşuruz. Hadi öpüyorum bir tane. Üzerinde mavi önlüğü, elinde kova ve saplı paspasla temizleyecekleri eve doğru yürüyen Badire, kafasını kaldırdığında villaya geldiğini gördü. Allah'ım yarabbim, burası dünürlerin evi ya. Ben ne yapacağım şimdi? Hay Allah. Hadi abla, hadi. Oyalanma. Ama ben... Siyah saçlı bir kadın Badire'yi dinlemeden gitti. Ne yapacağım ben der gibi dudağını ısırıp başını iki yana sallayan Badire kadının peşinden villaya doğru yürümeye başladı.
temizlik şirketinden gelen kadınlar salonun ortasında dizilmişler. Badire saplı paspasın püskülüyle yüzünü gizlemiş, ufak bir aralıktan Serpil'e bakıyor. Aşağıda iki salon var, burası var, bir de şurası var. Önce burayı yaparsınız, sonra yukarı çıkarsınız, olur mu? Tamam hanımefendi. Hadi arkadaşlar, iki kişi burada kalıyor, iki kişi diğer tarafa geçiyor. Badire püskülü yüzüne tutarak kovayı yerden alırken Serpil dikkatlice ona baktı. Kolay gelsin. Hadi. Badire alt salonu temizlemeye indi. Kemal'in kullandığı araba sahil yolunda ilerliyor. Ya Mahmut Bey, dünürler gelecekler ya, dedim ki böyle üstümüze başımıza güzel şeyler alalım da gayet güzel karşılayalım onları. He? Mahmut uyuyakalmış. Mahmut Bey. Ha. Geldik mi? Ya ne oldu, sen sabaha kadar uyumadın mı ya? Ya nereden çıkarıyorsun, ne uyumadın ya? Tabii ki uyudum, ben uykumu aldım ya. Allah Allah. Hey, baba alışverişten sonra da şirkete gidelim, tavla atarız he? He? Atar. Mahmut Bey. Ne? Ya ne oldu sana, sabaha kadar asker gibi nöbet mi tuttun, ne yaptın ya? Ya ne nöbeti Kemal Bey, Allah Allah. Ben nöbet falan tutmadım, sabaha kadar gayet güzel uyudum ya. Kemal öyle olsun bakalım der gibi dudak büktü. Mahmut uyukluyor. Badire televizyon odasında koltukların minderlerini düzeltiyor. Ve kalınlı cam diye gergin, huzursuz. Hay Allah, bir şans bendeki de ya. İlk temizlik işimle dünürlerin evine geldim. Beni bir görürlerse rezil olurum. Nasıl gidiyor hanımlar? İyi, temizliyoruz hanımefendi. Daha rahat edeceksiniz, şu kanepeyi çekelim isterseniz. Yok yok, böyle iyi, böyle iyi. Ha peki, kolay gelsin. Badire yüzünü dönmeden konuştu Serpil'le. Neyse ki Serpil şüphelenmeden çıktı salondan. Villanın yeşillikleri içindeki bahçesi. Badire misafir salonundaki koltukları düzeltiyor. Rüyamın sesini duyunca irkildi. Hiçbir eksik gedik kalmasın, tamam mı? Benim kafam rahat olsun hayatım. Tamam mı şekerim? Tamam Rüyam Hanım. Siz merak etmeyin, hepsini halledeceğim. Sana güveniyorum zaten. Rüyam terziyle birlikte merdivenlerden inerken Badire önlüğünü çıkarıp koltuğun arkasına attı. Çabuk halledin, tamam mı? Merak etmeyin Rüyam Hanım, hepsini halledeceğim. Bay bay. İyi günler. Aa, Badire Hanımcığım, siz ne zaman geldiniz? Az önce geldim çocuğum. Ay keşke daha önce gelseydiniz. Beni gelinlikli görürdünüz. Ay kim bilir ne kadar güzel olmuşsundur. Ay aynen öyle oldu vallahi, çok güzel oldum. Ben anişkoma haber vereyim geldiğinizi. Tamam. Rüyamın arkasından siyah saçlı kadın girdi salona. Badire hemen ayağa kalktı. Oo, hanımefendiye bak. Önlüğü de çıkarmış, oturmuş keyif yapıyor. Affedersiniz, biraz sıcak bastı da şöyle biraz dinleneyim dedim. Ben hemen şimdi giyerim. Kadın Badire'ye ters ters bakarak çıktı salondan. Badire önlüğünü giyinirken bir gelen var mı diye etrafı kolaçan ediyor. Badire televizyon odasındaki süs eşyalarının tozunu alırken Serpil karşısında dikilmiş, şaşkınlıkla onu izliyor. Badire işe daldığı için Serpil'i fark etmedi. Badire Hanım. Serpil Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Ben şey yapıyorum Gülüşe. Temizlik şirketiyle geldim, temizlik yapıyorum. Ne diyorsunuz? Dertli dertli içini çeken Badire'nin yüzü kıpkırmızı kesildi. Onu bu halde gören Serpil ise çok üzgün. Villanın havuz tarafından görünümü. Evet işte böyle Serpil Hanım. Siz bizim yüzümüzden çocuğunuza doğru düz takı falan takamıyorsunuz. O yüzden biz Mahmut'la karar verdik, çalışmaya başladık. Ay niye böyle bir şey yaptınız? Akışına bıraksaydınız. Yok Serpil Hanım, yok. Öyle olmuyor. Biz sizinle denk değiliz. İşte o yüzden böyle sorunlar çıkıyor hep. Haklısınız. Biz denk değiliz Badire Hanımcığım. Siz bizden çok daha yukarıda bir yerdesiniz.
Yani böyle sevdiklerinizi mutlu etmek için canınızı dişinize takıp çalışmanız çok erdemli bir şey. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben de sizi karşımda görünce öyle yerin dibine geçtim. Aa, olur mu, bu ayıp bir şey mi? Yanlış bir şey mi? Öyle değil mi? Ay, tam tersine gurur duyulacak bir şey. Siz bana alnımın teriyle para kazanıyorum deseniz asıl ben yerin dibine geçerim Badire Hanımcığım. Çok sağ olun. Beni utanmaktan kurtardınız. Estağfurullah. İlahi Badire Hanım. Siyah saçlı kadın içeri girdi. Ah, sen ne yapıyorsun hanım? Hem de hanımefendinin gözünün önünde kaytarıyorsun. Çok özür dilerim hanımefendi. Hemen kalk, çabuk çabuk çabuk. Tamam tamam, hemen. Hayır, Badire Hanım istifa ediyor. Sen canım mutfağa gidiver de bir de iki kahve söyle, hadi. Peki, peki hanımefendi. İlahi Badire. Aniş kocam, Sarpış kom aradı. Akşama çok büyük bir sürprizim var dedi. Ay ne diyorsun? Demek bu akşam geliyorlar. Sizi hiçbir yere bırakmıyorum Badire Hanımcığım, yemeğe kalıyorsanız. Dünürler geliyor. Ay ne güzel. Bütün aile birlikte olacağız. Evet evet Badire Hanım, siz de kalın. Anneş kocuğum, ben çok heyecanlıyım. Hemen yukarı çıkıyorum, tamam mı? Bir dünya işim var zaten, heyecandan öleceğim. Allah'ım. Koy koy koy. Ah yavrum, nasıl heyecanlı. Nasıl güzel kızım benim. Manzarada güneş ufukta batarken denizin ortasında ufak bir kayık. Ailece salonda oturmuşlar. Rüyam stresten tırnaklarını yiyor. Herkes merakla Sarp'ın ailesini beklerken Mahmut koltuğun kenarına yaslanmış uyuklamakta. Baba, anne ne yapıyor, babam uyukluyor. Ya hiç sorma Nurhan. Bugün alışverişe gittik, elbise deneyecek. Kabine girdi üstünü değiştirmeye. Çıkmaz Allah, çıkmaz. Ben de merak ettim. Açtım abiyle kabini, baktım içeriye ki eli böyle pantolonunda uyuyakalmış. akşam yediği bir şey dokundu herhalde. Sabaha kadar uyuyamadı. Ay Rüyam, ay yedin, bitir de şu tırnaklarını, yeter tamam. Çok heyecanlı yavrucak, ne yapsın? Ay yine heyecanlı anneş kocuğum, kalp krizinden gideceğim şimdi. Ama haklı değil mi ya? Uzun bir zamandır Sarp'ın ailesiyle tanışmak için bekliyor. Gidi, gidi. Sarp'ın arabası geldi, gel Kemal Bey. Geldiler. Herkes üstünde çeki düzen versin. Şu anne babamı uyandır. Baba. Mahmutcuğum, Mahmut hadi gel. Geliyorlar. Biricik, nasıl? Üstüm başım düzgün görünüyor mu hayatım? He? Harika görünüyorsun hayatım, süpersin. Geliyorlar. Sarp elinde ufak bir kafesle içeri girdi. Herkese iyi akşamlar. Kimse Sarp'a bakmıyor. Herkesin gözü kapıda. Sarp, ailen nereyedir? Aile mi? Aile nedir ya? Ne ailesi? Yurt dışından bir sürpriz gelecek demişlerdi. Evet anneciğim. Yurt dışından gelen sürpriz burada. Gel bakalım buraya minnoş. Tararararam. Kafesin içinden yavru bir köpek çıkardı. Herkes şaşkınlıkla Sarp'a bakıyor. Rüyamın nutku tutulmuş gibi. Öylece dondu kaldı. Senin sürpriz dediğin şey bu mu? Evet. Ay ben bu işten hiçbir şey anlamadım Mahmut. Vallahi ben uyuyordum. Ben bir şey anlamadım. Ne? Bir dakika. Yok artık bir dakika. Senin yurt dışından gelecek dediğin bu mu? Evet. Ya Rüyam çok istiyordu bir köpek sahibi olmak. Yurt dışından işte bunu getirttirdim. Siz ne sandınız ki? Sarpcığım, yurt dışından ailenin geleceğini sandık biz. Hazırlandık o yüzden. Ailenin mi? Ne ailenim ya? Kim söyledi ki bunu? Biricik Şükrü'ye kaş göz etti. Herkes hesap soran gözlerle Şükrü'ye bakarken o yüzünde şapşal bir gülümsemeyle Sarp'ın elindeki köpeğe göz kırpıyor. Şükrü? Efendim siz yurt dışından sürpriz gelecek dediniz ya, ben de aileni zannettim. İyi günler. Şükrü yaktın beni Şükrü. Hayır, yanmadın. Daha yanmadın Sarp. Ben yakacağım seni Sarp. Ben yakacağım seni. Sarp'ın boğazına yapıştı. Kızım, şşş. Bak, ne kadar şirin, bak. Öldüreceğim seni, nerede aile? 81. bölüm sonu.
Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemederneği.com